Anadolu Nörtiği dediğimiz zaman günümüz yaşamının bütün temellerinin atıldığı önemi anlamamız gerekiyor. Holosen başlıyor son buzulların ardından. Toros dağlarında ilk kez avcı toplayıcı topluluklar belirmeye başlıyor. Çevrelerindeki kaynakları en etkin şekilde kullanma kabiliyetine sahip topluluklar. That all historically known hunter-gatherers do exercise planting, do manage plants. Her küçük topluluk yeni yaşam biçimleri kuruyor. Kendi küçük geleneklerini, adetlerini oluşturuyorlar. İlk defa yeni bir kavram ortaya çıktı. Yerleşik avcı toplayıcılar gibi bir kavramı gördük. Yoldayız. Kentlerden geçiyoruz. Mevsimlerden, kasabalardan, sulardan, ormanlardan, bulutlardan, köylerden. Gökkuşaklarından, bozkırlardan geçiyoruz. Zamanlardan geçiyoruz insanın kadim hikayesine doğru. Işığın ve tarihin başladığı topraklara yolumuz. Zihinlerimiz sorularla yüklü. Neolitik insanın yol izlerini görmeye gidiyoruz. Sanki birileri bizi çağırıyor. Sanki ıssız bir dünyanın ortasında geleceğimizi arar gibiyiz. Dar geçit burası. Ilısu Baraj Bölgesi. Çanak çömleksiz bir yerleşim. Daha kazı başlamamış. Bir yıl önce hep olduğu gibi gömmüşler açmaları. Şimdi yeniden açığa çıkarıp temizleme zamanı. Buğday derenler, mercimek derenler devamlı boncuk buluyorlarmış. Zaviye Mahek demişler. Türkçe boncuklu tarla demek. İlk nasıl yerleşik hayata geçtiler onu bilmiyoruz henüz. Önceleri geçici olarak konaklarlarmış burada. Ama günümüzden 12.350 yıl önce gerçek anlamda yerleşik bir hayata geçtiklerini kanıtlayan yapılar ortaya çıkmış. Buradaki açma da çok ilginç bir açma. Çünkü yapının içerisinde 13-14 tane ocak var. Neden olduğunu bilmiyoruz henüz. Milattan önce 8800'lerde artık koyunu ve keçiyi evcilleştirmeye başladıklarını, 8. binlerde de artık tam anlamıyla hayvancılığa geçmiş bir topluluğun olduğunu biliyoruz boncuklu tarlada. Depolama alanlarını açığa çıkarttık. Ortak silo alanı olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Eşitlikçi bir hayat sanki. Kendimi onların yerine koymaya çalışıyorum. Garip bir duygu. Hep bize anlattıkları terrazzo binanın neredeyse ölçüleriyle birebir aynısını bulmuştum. Yıllar sonra çok heyecanlanmıştım. Sadece yerleşik hayata geçmeleri binlerce yıl sürmüş. Doğa ile ilişkilerini tahayyül etmek bile ne duygular yaratıyor insanda. Ortak bir ekosisteme aitler. O ekosistemi çok iyi tanıyorlar. Şunun güzelliğine bakın. Biz bunları taklit ediyormuşuz meğer. Sembolizm kültürel çeşitliliği anlatması açısından önemli. Serpantin, fosfat taşı, çakmak taşı, malahit, obsidyen, tavlanmış bakır. Boncuklu tarlada kafatası kültüne dair 3-4 tane mezarda izole kafatasları buldum. Hayvan biçimli, geometrik biçimli 4000-5000 tane boncuk bulduğumuz mezarlar var. 6000'e yakın boncuk çıktı bir tek çocuğun yanında. Bazı odalarda çok yoğun olarak insan kalıntıları açığa çıkartıldı ve bunların yanında çok değişik süs eşyaları tespit edildi. Süslenmenin Neandertallerde de olduğunu biliyoruz. Türümüz soyutlama yeteneğiyle ve doğadan aldığı ilhamla kendini ifade etmenin estetiğini de geliştirmiş. Aşağı yukarı 7300'lerde, 7200'lerde boncuklu tarla terk edilmiş. Bir daha yerleşim görmemek üzere. Anlaşılıyor ki çanak çömleksiz bu uzun hayatı boncuklu tarlanın çanak çömlek kullanmaya başladıkları yeni bir dönemde sonlanmış. Nedenleri bilinmiyor.
Nereye gittiler acaba? Cevaplanması gereken çok şey var. A drive through the Haran Plain and into the Tek Tek Mountains and try to go back in time, let's say 10,000-12,000 years ago. These landscapes would be roamed by animals that don't exist today. Buraların o dönemdeki halini hayal etmek bile zor. Evet. İleride Harbet Suvan Tepesi var ki şu anda orada da kazılar devam ediyor. Göbektepe'ye de 40 kilometre mesafedeyiz. Karahan is also part of a distinctive Southeast Anatolian pre-pottery Neolithic culture. Acaba insanların buluşmak için kullandıkları yerler mi yoksa yaşadıkları bir yer mi sorusu önemli. Şimdi bu dikil taşlarında üretimini sağladıkları yani kireç taşı kayalıkların olduğu bölge. Sözünü ettiğim dikil taş bu. Bu dip kısmı, ayak kısmı kabaca işlenmiş diyebiliriz. Şurada bu T biçiminin üst kısmı. Burada gördüğünüz sahne aslında bir dikil taşın tam oluşturulma süreci. Kayalık burada bitiyor ve hemen arkasından yapıların olduğunu gösteren dikil taşların uçlarını görüyoruz. Burada çok sayıda yapının üst üste geldiğini, farklı zamanlarda yapıldıklarını söyleyebiliriz. Bakın mesela bunun üst kısmı tamamen kırılmış ama diğeri yerinde korunmuş durumda. Ve bu dar yüzünde kabartmalar var. Göbektepe kültürüne tarihlenen bir yerleşme olduğunu zaten biliyorduk. Bunun en iyi göstergeleri de yüzeyde çok sayıda T biçimli dikil taşın olmasıydı. Şurada bir duvar örgüsü var. Dağılmış, tahrip olmuş. Onun devamını arıyoruz. Ana kayaya oyulmuş yuvarlak planlı bir yapı söz konusu burada. Tek değil, bunun bitişinde birkaç tane daha yapı benzeri şekilde ana kayaya oyulmuş ve bitişik düzenli inşa edilmiş gibi duruyor. Daha 10 günlük kazıda bunlar çıkıyorsa. Evet. Terk ederken bütün bu yapıları gömmüşler anlaşılan. Boydan boya giden bir yılan yaklaşık 6-7 metre boyunca devam ediyor. Lan şurada. Baş kısmı. Üzerinde de yine tilki var. Yani bir yapının girişini kontrol eder, bekler gibi bir misyonu var desek herhalde çok da gerçek dışı olmaz. Cinsiyetini ayırt edemiyoruz ama yine bu dönemde karşılaştığımız hayvan metinlerinin tamamının erkek olduğunu biliyoruz. Şamanik bir inanç sistemini de bize çağrıştırıyor. Burası bir mezarlık diyebiliyorduk. 12 bin yıllık tarihi olduğunu söylediler. 3 tane çocuğum var burada çalışıyor. Tarih gün yüzüne çıkıyor. Yaz kış gönüllü olarak koruyoruz burayı. Sanki önemli biriyle buluşulacak. Öyle biri ki binlerce yıl öncesinin sırlarını fısıldayacak. Bu coğrafyanın kadim geçmişini. Anlaşılan Göbekli Tepe bilgisi de buralarda. Ama Karahan Tepe'de kazılar ilerledikçe büyük bir hikaye anlatacak gibi. Gerçekten insanmış. Bakın.
Kim bilir bu büyü bizi nereye götürecek? Duygularımızı ve merakımızı orada bırakıp yola koyuluyoruz. Kapatılmış. Artık kazı yapılmıyormuş. Erken Neolitik dönemle ilgili büyük bir yerleşme halbuki Körçük Tepe. Batman suyunun Dicle'ye kavuştuğu alan. Nereye yerleşeceklerini biliyorlarmış. Süleyman amcam başvurdu Dicle Üniversitesi'ne. Burada işte tarihi eser çıkıyor diye. Büyük bir konukseverlikle karşılaştık. Dedim burada insan kokusu var. Çoğu köylünün evinin önünde eski vazolar vardı. Taş boncuklar. Onların hepsini toplattılar. 300 civarında açmada çalışıldı. 6 metre derinliğe inildi yer yer. Körtük Tepe gösterdi ki bir yandan akarsu, bir yandan toprak, av hayvanları ve tabii ki zengin florası insanların buraya da yerleşmesine neden olmuştur. Öncelikle dönemin yaygın mimari geleneği olan yuvarlak planlı konutlar doğrudan toprak zemin üzerine çevresi belirli bir yükseltiye kadar taşlarla örülmüş ve üst tarafı sepet örgü tekniğinde ve tekrar üstü balçıkla sıvanma kaydıyla ve sazla. Körçüktepe'de binlerle taş kap var. O taş kapların ham maddesi orada yok. Onu da söyleyeyim. Klorittir onlar. Esas tuhaf olan da Körçüktepe'de bütün masifler birbirine farklıdır. Üretim geleneklerini estetikle bütünleştirmiş, gelişkin, yetkin bir kültürün varlığıyla karşı karşıyayız. Obsidyen dönemin siyah altını, Bingöl ve Muş'tan temini dış kültürlerle de tanışık bir topluluğun varlığını göstermektedir. İskeleti bozmadan arındırma gibi hakikaten inanılması zor. Özellikle kol ve bacak kemikleri üzerine farklı renklerde doğadan devşirilmiş kaynaklarla aşı boyasıyla desenler yapmak, tekrarlı birbirine paralel dalgalı atlar. Hangi yöntem kullanıldığı konusunda hiç üzülmeyin. İşin uzmanları da işin içinden çıkabilmiş değildir. İskeletler üzerinde antropologlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Koyun sağan kadınlara bölgede berivan denilir. Berivan kadınlardan birisi geldi. Önce elini açıp iskeletlere bakarak dua okudu. Sonra döndü bize beddualar yağdırdı. Ölüyü rahat bırakmıyorsunuz diye. Mezarlara konulan hediyelerin türü, iskelete uygulanan uygulamalardaki farklılıklar, toplumsal hiyerarşi, toplumsal katmanların varlığını göstermektedir. Çevresiyle barışık yaşayan, ortak değerler etrafında buluşmuş bir yapılanma söz konusu. Bir çatışmanın varlığından söz etmek için elimizde bilimsel anlamda veriler olmadığı gibi muhayyelimiz de kabul etmiyor bunu pek. Körtüktepe gerek sosyal, gerek kültürel değerleriyle sürekli bizi heyecanlandırdı. Bir kültürün şifrelerine ulaşıyorsunuz. Sonuçta Körtüktepe insanının Mezopotamya insanı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ona başta dedik hani bu çölde ne çıkacak? Köy halkı da tamamen böyle şaşkınlıkla bakmaktaydı. Tercih döneminde arkeoloji yazdım. Yüksek lisansımı da Körtüktepe'de sürtme taş alet üzerine yaptım, bitirdim. Benim işçi bir öğrenci sayım mesela son ekipte 457 kişiydi. Körtüktepe kendi sessizliğiyle baş başa bırakıldı toprak derinliğinde. Söyleyeceği birçok şeyin varlığını hissediyorum. Hiç yakınınızı gömdünüz mü? Tarif edilemez bir duygu. Bitti. Göbekli Tepe. Bir Neolitik dönem yerleşimi. Ama bugün için bu bölgede bilinen 27 Neolitik yerleşimin kültürel merkezi gibi. Son avcı toplayıcıların farklı topluluklar olarak ortak kurdukları bir kült merkez. Bir toplanma alanı.
halktan yönetici sınıf arasında ciddi bir katmanlaşmayı görüyoruz orada. Leoparlar, ceylanlar, kartallar. Bütün bu betimlemelerde sanki hayvanlar alemiyle ilişkilerine dair bir şeyler anlatmak ister gibiler. Bilmediğimiz hayvanlar da var. Evet, bir tanesi vardı mesela. Soyu tükenmiş bir tür. Asıl ilginç hikaye, 60 başlarında burayı gördüklerinde anlamıyorlar. Neolitik tanımı tartışmalı zaten o günlerde. Ama Harran'da çarpıcı neolitik buluntular ortaya çıkmaya başladığında Klaus Schmidt başka yerler de var mı diye araştırırken Göbekli Tepe'yi yeniden bir neolitik yerleşim olarak keşfediyor. But we have here what appears to be some sort of plaster floor which has been excavated, revealed. This is not just sort of depictions of the animals and the insects whatever were living, you know, in the environment at the time. So we have on the one hand the animal remains telling the story of about daily life, about food provisioning, and on the other hand we have the iconography which is telling something about the spiritual world of the people that lived at Göbekli Tepe. Of course you can see the arms coming down on the side, on the broad side of the pillar. You can see the hands carefully placed on the stomach of the individual. You can see here the belt coming round with a belt buckle, and below that, of course, you can see the low relief of the loincloth which this individual is wearing, telling us the story about people starting to manipulate their resources and manipulating resources in the way that they manage animals. They had, of course, a very clear ritual component, but I think also that we're looking at a very strong social component, bringing the group together. Kapların içinde oksalik asit tuzu oksalata rastlanmıştı ve bu tahılların fermentasyonuyla elde ediliyordu. Rahmetli Klaus Schmidt orayı kazan bir Alman olarak aklına ilk vira geldi. O zaman ne oluyor? Karşımıza Göbekli Tepe'nin de nasıl bir ritüel yapıldığı ile ilgili bir hikaye çıkıyor. They're actually sitting and they're discussing. And also what this architecture expresses is a different world view. I would say let's not call these buildings temples, let's call them multifunctional monumental buildings. That would be more in line with the evidence that we have. İçinde hem kült yapıları var hem konutlar var, yerleşim yerleri var. Günlük yaşam için kullandıkları alanlar var. Gömük ve dışa kapalı bir yapı formu. They start cultivating cereals and this is the control of the environment. Ve 1000 yıl içerisinde koyun, keçi, domuz, sığır gibi yabani hayvanları evcilleştirdiler. Ne zaman ki bunlar gerçekçi adamı çiftçi oluyorlar. Sürüsünü alan çoban eyvallah deyip gitmiş gördüğümüz kadarıyla. And at the beginning we were not expecting such a complex way of life. Sanki 12 bin yıl öncesinin hafızasını, sembolik dünyasını gelecek bin yıllara aktarmak ister gibi gelişkin bir toplumsal yapılanmanın hikayesi. Mehmet Özdoğan Hoca, güçlenen ruhban sınıfa karşı topluluğun tepkisinin de çöküşü hazırladığını ileri sürüyor. Dicle sessiz ve sakin. Binlerce yılın tanıklığıyla bize yol gösterir gibi. Onu izliyoruz. O Botan Irmağı ile buluşmaya akıyor. Biz tam o çatakta Gusir Höyü'nün izini sürmeye. Neolitik arkeolog kazı dönemi sonunda alanı gömüyor. Bir yıl sonra çalışmaları sürdürmek için yeniden açması, temizlemesi gerekiyor. Gusir Höyük, 2012 yılındaki son kazının ardından gömülüp yalnızlığıyla baş başa kalmış. Yine de birkaç fotoğraf, kimi buluntular. Her şeyden önce Dicle'nin bu son avcılarının
dörtgen mimariye geçişi yansıtan bir yerleşme süreci yaşadıkları anlaşılıyor. Birbirine içeriden bağlantılı, yuvarlak ve köşeli, yonca benzeri yapılar bütünü. Mekan içinde karşılıklı kare oluşturacak biçimde steller bulunmuş. Ve elbette mekan içi gömüler ve yine kafatası kültü ve ritüelleri. Diğer neolitik topluluklarla benzerlik taşıyor. Açık ki doğaya ve çevreye hakim, zengin bir sembolizm de ifadesini bulan bir hayat kurmuşlar. Pınarlar, ırmaklar, vadiler ortasında. Daha erken başlayan bir tahıl ve baklagil kullanımı var aslında. Çok miktarda büyük öğütme taşları, çeşitli kaplar, çeşitli havan elleri olgunlaşmadan diyelim bir hafta önce başaklar elle kırılarak toplanmış. Ondan sonra tek tek temizlenip öğütüldükten sonra farklı bitkilerle karıştırılıp yendiğini biliyoruz. Daha çok badem ve menengiç tarzı yabani yemişlerin de kullanıldığına dair veriye sahibiz Güsüröyük'ten. Bu dünyayı taş ürünler üzerindeki bezemelerde görmek mümkün. Belli ki çözüldüğünde bugüne söyledikleri anlaşılacak. Çokçak kurtarma kazıları olarak başladı her şey. Biz şimdi bir vedaya gider gibiyiz Hasankeyf'e. Hasankeyf Foyuk hemen hemen Göbekli Tepe ile çağdaş. Yakın bir dönemde sular altında kalacağı için ne kurtarabilirse o kadar kurtarmayı istiyoruz. Burada ilk iskeleyi de ben buldum. O kadar titizlikle, çubukla, kürdanla onu çıkarttık. Yerleşik yaşama tam geçiş döneme denk geliyor. Tarih olarak milattan önce 9500 yıl civarında 8800 yıl gibi bu yerleşme sona ediyor. Havucu toprağı, toplum, sosyal organizasyona bir sahip. İçinde geyiklerin dolaştığı meşe ormanlarından söz ediyor Yutaka bize. Yerleşmenin en tepe kısmını kazıyoruz. Orada birbirine bitişik, bayağı yoğun biçimde evler tespit edildi. Bir de insanların birlikte inşa ettikleri ritüel yapısı bulunmuş. Silo gibi ya da erzak deposu hep evin dışındaki açık bir alanda. O zaman henüz öyle bir şahsi mar ya da öyle bir kavram pek fazla oluşmadı. Çok sayıda taştan yapılmış boncuklar da ele geçti. Mesela 200 tane bir arada bulunuyor. Hepsi delikli. Barış içinde yaşayan bu topluluğun bir bireyi sanki Yutaka. Kadın erkek arasında büyük bir farklılık olduğuna dair hiçbir ize rastlanmadığını da anlatıyor heyecanla. Ama üzülüyoruz. Çünkü tarih su altında kalacak. Baraj bitti. Oyuk tüm kazılmadı. Son defa bakıyoruz Hasankeyf'e. Buluntular ve analizler yeni bilgiler verecek belki ama o söyleyemedikleriyle sulara karışıyor. Kentin ortasında bir grup höyüğün izini sürüyoruz. Gürcü Tepe. Aradan geçen 25 sene silmiş her şeyi. Höyüklerden birinden çanak çömlek, bir diğer höyükte taş temelli, su basmanlı, üç büyük dörtgen planlı yapı bulunmuş. Harran Ovası'nın bilinen ilk neolitik yerleşmelerinden olduğu bilgisine sahibiz.
Gürcütepe gibi, Yeni Mahalle gibi yerleşmelerin ortak özelliği tamamının avcı toplayıcı toplulukların yaşadığı yerler olması. Yeni Mahalle bence Neolitik dönemin en önemli keşiflerinden bir tanesi. Balıklı Gölü'nün hemen yakınında Urfa heykeli olarak tanımlanan dünyanın en eski heykelinin Urfa kentinin uzak geçmişini anlamamız için anahtar role sahip olduğunu düşündürüyor. Diğer taraftan bu yerleşmelerin varlığı bize birden fazla noktada benzeri bir yaşam biçimi bu bölgede olduğunu gösteriyor. Bunlardan biri Mezra Telerat diyebiliriz. Vecihi Hoca'nın dediği gibi hep insan kokusu var buralarda da. Kazı olmayan yerler bir yalnızlık duygusu veriyor sanki. Ne demeli? Hocam bir gün kalktım bir baktım söğür zamanı. Baktım buralar dolu adam. Ne olduğunu bilmeyeyim. Necmi Hoca var. Mehmet Özdoğan var hocamız. Ondan sonra işe başladık. Çanak Çömlek'siz Neolitik dönemi en sonuyla Çanak Çömlek'li Neolitik gerçek çift yaşam başlangıcı arasındaki geçiş sürecini yansıttı. Fırat Nehri'nin kenarındaki bir yerleşme. Bize hayal etmek düşüyor şimdi. Izgara ve hücre planlı yapılardan oluşmuş bir köy. Ortasından bir yol geçiyor. Yürüyoruz. Avlular, fırınlar boylu boyunca. Tahılları hayvanları evcilleştirdikleri, ortak bir yaşam kültürü oluşturmuşlar. Figürünler yaptıkları atölyelere rastlıyoruz. Obsidyen de geliyor. Kültürel bir süreklilik olarak kesintisiz yaşamışlar geçiş evresine kadar. Bir sosyal yaşamın yavaş yavaş değişmesinden ve yeniden yeni bir yaşamın, yeni bir sosyal modeli kurulmasını gösterdi. Mezra Telerat onu bize okuttu. Anladığımız bir şey yok ama onlara sorduğumuz zaman bir taş parçası bu mezreyi satın alacak durumdadır. Onlar zamanın bekçileri. Bir bakıma mezranın yalnızlığının bekçileri. Kazı sohbetlerini, çığlıklarını, dostluklarını umutla bekliyorlar hala. Hani o günleri özledik, hani o günlerin gelmesini çok istiyoruz. Karakaya Baraj Gölü. 1976-1986 arası kurtarma kazıları yapılmış. Höyük, seramiksiz neolitik buluntuları vermiş. Avcı toplayıcı bir hayat sürmüş onlarda. Ama bir evrede tarıma geçmişler. Tek evcil hayvan köpekmiş. İlginç değil mi? Bizim yolculuğumuz 15 bin yıl öncesinden başladı ama aslında bu hikayenin bir de başka bir serüveni var. 1800'lü yılların sonuna odaklanan neolitik insanın izini bulmanın tarihi. Onun kurduğu hayatın niteliği ve yolculuğuna nereden başladığının bilgisine ulaşma serüveni. Sonunda buldular neolitik insanı. Bakış açıları alt üst oldu Nevali Çöl'de. Balık olmak istiyorum. Su silip geçmiştir her şeyi. Balık olsan da boş. Sen sadece hayal et. Bu kez biraz daha farklı bir fotoğraf söz konusu anladığım kadarıyla. Özellikle yaşam kültürleri, biçimleri açısından. Seramiksiz dönem. Nereden geldiler bilinmiyor. Köylerini ırmak kıyısına kurdular ve yaşadıkları mekanların yüzünü suya dönük tasarladılar. Atölyelerde kadını erkeğiyle insanın ve hayvanların ruhunu yansıttıkları figürinler, heykeller ürettiler. Su sesini dinleyerek. İnsanı, insan bedenini öne çıkaran eserler. Avcılık yaptılar. Hayvanları evcilleştirdiler.
buğday, arpa, fasulye, bezelye, fıstık, badem, üzüm yetiştirdiler. Dikdörtgen, taban altları kanallı, ızgara ve hücre planlı yapılarda hayatlarını düzenlediler. T biçimli payelerle desteklenen mozaik tabanlı kült merkezi ise onların hikayesinin gizemli bir parçası. 1000 kişiydiler ve gittiler. Nereye gittikleri bilinmiyor. Neolitik'i nasıl tanımlamalı, nerede, nasıl başladı derken, Bradwood ve Halit Çambel Anadolu'yu dolaşıyorlar. 1963 yılı yaz günleridir. 30'a yakın yer tespit ediyorlar ve... Peçevenin ilk kazı 1964 yılında başlıyor. Yine o günkü adıyla söyleyeyim, Kuteberçim'i tercih ediyorlar. Büyük anıtsal heykellerle beraber Neolitik'e bakış açımızın bir devrim noktasıdır. Çanak çömleksiz Neolitik dediğimiz. Bu 3000 yıl hikayesini verir. Sal taşı döşemeli bir yapı var. O çıkıyor. Oldukça kalın bir duvarı. İki tane fayandası ve ismini aldığı da geniş sal taşlı döşemesi var. Ve bu binayı tamamen gömüyorlar. Birkaç tane sel geliyor kuzeyden. Izgara sistemi kurarak da tabanlarını onların üstüne taşıyorlar. Ahşap kütüklerin çeşitli şekillerde düzenlenmesiyle oluşturulan bir yapı formu ortaya çıkıyor. Bu yapıların üzeri tamamen kocaman bir sepet kapatılmış gibi bir şekilde. Çayının en meşhur ve en görkemli yapısının sadece hissetmenizi için götürüyorum. Şu gördüğünüz duvar Terrazzo'nun orijinal duvarı. ...70 yılında Terrazzo'yu buluyorlar. Ki Terrazzo çok gelişkin bir döküm tekniği. İnsanların tam nereden geldiğini bilmiyoruz. Yontma taş alet endüstrisi daha çok Zagroslar tarafından geldiklerini işaret ediyor. Mimarinin gelişimin birebir eşi Nevalaçori'dir. Taş bileziklerin birebir aynısı Malatya'da Çaferöyük'tür. Bir kere çok sistematik bir avcı toplayıcılar. Bir grup ne avladıysa getiriyor, ortaya koyuyor. Bina ihtiyacı varsa hep beraber toplanıp binalarını yapıyorlar. Ergani bakır madenin oradan maden parçaları da bulup işleyerekten boncuklar yapmaya başlamışlar. Ve madencilik tarihini buradan başlamasına da yol açmışlar. Hayvanları evcilleştirmeye başlıyorlar. Küçük tarlalar yapıyorlar. Çok renkli, çok hoş, çok keyifli bir yaşamları var. Ortak, komünel, barışçı bir toplum. Çayönü'nün meşhur kafatası yapısına gelecek olursak, toplamda yaklaşık 500 yıl kadar kullanılmış olabileceği düşünülüyor. 450 tane insan iskeletinden çıkacak. Galiba haklısınız, burada acayip şeyler var dedi. 100 binin üzerinde parça saydık. Eski toplumun bütün izi, yani yaşadıkları çevreyi nasıl kullandılar, nasıl tükettiler, nasıl yeniden ürettiler, bunları anlayabilecek veriler bu kemiklerde gizli. Gelişme momenti olan, bayağı bolluk müreffeh içinde yaşayan farklı bir neolitik tablosu çıktı ortaya. Buradan çay önünden ele geçen bir örneği görmekteyiz. Tabii çok değerli olduğu için bunu kutunun içerisinde saklıyoruz. Bu örnek bize çay önündeki bir bireyin kafatasında yaklaşık 6 milim çapında bir deliğin mevcut olduğunu, bu deliğin bilinçli ve istemli bir şekilde açıldığını ve bireyin kısa bir süre hayatta kaldığını gösteriyor. Daha detaylı bir şekilde araştıracaktır eminim. Adı Basri. Yukarıdaki açmada da bir tane iskeletimiz vardı. Onun adı Sadri'ydi. Bakıyoruz, uyandırıyoruz sabahları. Akşamları üstünü kapatıp uyutuyoruz. Bu şekilde bir duygusal bağ var aramızda. Öbür tarafta da açılmış kazı alanımız var. O alan daha çok konut alanı ve çeşitli işliklerin bulunduğu alanlar. Çevrenin en büyük bilme katkısı mimari gelişimini göstermesidir. Yani yuvarlak planlı bir barınağın dörtgen köşeleri olan, temeli olan
taşıyıcı duvar sistemi olan çatısı olan bir yapıya dönüşümdür. Onun adım adım çayını izleyebildiğimiz tek yerdir dünyada. Sokaklarıyla, birbiriyle geçişli hücre planlı yapılarıyla, neredeyse üç katlı konutlarıyla, ritüel mekanıyla, hiyerarşik düzende gelişkin bir topluluğun hikayesi anlatılan. Çalışmaya geldim. Alet Çamber Amerikan küreği getirdi. Ayağımda ayakkabı yok. Öbür arkadaşımı getirdiler. O kürekten uzun geldi. Sen de başla. Eve gidene kadar arkamışım yolda. Ertesi gün gittim. Topuklu bir ayakkabı buldum. Yani işte yere geçtim. Küreği de aşağı yere düşürdüm. Ben küreği geçince dedi hemen bugünden sonra çalışabilirsin. Sanki çay önü tarihi gibi. Bir de emektarlar üzerinden arkeoloji tarihi yapsak. 6200'lere kadar hemen hemen hiç terk etmiyorlar burayı. Ve çanak çömlekli neolitikle birlikte farklı coğrafyalara dağılıyorlar. Orta Anadolu'dan Ege taraflarına, Yunanistan'a, Kıta Yunanistan'a gidildiğini gösteren bir çeşitli bulgular, benzerlikler falan var. Zihnimizin örtüsü kalkarken bu toprakların hikayelerini hayal etmeye çalışıyoruz. Yollar kat ediyoruz. Silinmiş izlerin şifreleri müzelerde bizi bekliyor. Ve hafızanın tanığı fotoğraflar. Domuztepe geç neolitik yerleşimlerden biri. Çobanlık yapıyorlar. İlkbaharda yaylalara çıkıyorlar sürüleriyle. Avlanıyorlar. Sulu yemek yiyorlar. Yaklaşık 22 hektar genişlikte neolitik yerleşim. Kırma çatı dediğimiz çatılar. Yani şöyle genişleyen, boynuzu çağrıştıran, bugün Uzak Asya'da çok yaygın olan çatıların üzerinde de genellikle kuşlar var. Özellikle turna, çok güzel kendine özgü bir dansı vardır. Bugün Anadolu folklorunda hala olan turna semağı. Güneş motifi kartal, geyik, boğa, güneş. Bektaşi geleneklerinde görürsünüz. Yani insanların yüzüne mask taktıklarını görüyoruz. Bir hayvanın bedenine girerek, onunla beraber ruhlarla dans ederek sağırtma, iyileştirme. Bu hayvanların hepsi eril, şamanik özellikler olduğunu düşünüyorum. Bir vazonun üzerinde. Ölmüş bir birey, başı yok. Yırtıcı kuşlar onu parçalarken bir sahnenin başında elinde özel bir asa tutan bir erkek birey var. Belli ki bu ölüm ritüelini yönlendiriyor. Sahnenin diğer tarafında ise bir özel ağaç var. Şaman bazen elinde bir asa, bazen bir ayna, bazen de ok ve yay tutuyor. Homo sapiens'in ilk idrak ettiği şey galiba ölüm. Sümer kostümlerinin, kıyafetlerinin öncülerini boyalı çanak çömlek üzerinde görüyoruz. Ciddi bir kumaş üretimi olduğu kıyafetlerinden anlaşılıyor. Sümer'in yazılı mitolojisindeki sahnelerin yine boyalı çanak çömlek üzerinde örneklerini görüyoruz. Mühürler var. Sümer mühürlerinde gördüğünüz bazı şeylerin öncülerini görüyoruz. Ve o son tabakadaki sakinlerin mimarisine baktığımızda muazzam büyüklükte yapılarla karşılaşıyoruz. Dörtgen planlı, birden fazla odası olan 120-140 metrekare büyük evler. Daha sonra büyük Sümer uygarlığının mimarisinin birebir aynısı olarak karşımıza çıkıyor. Belli ki önceleri yemeden içmeden tutun da cinselliğe varıncaya kadar her türlü biyolojik ihtiyaç herkesin gözünün önünde yapılıyordu. Organize kavgaya dair hiçbir iz yok. Yani silah yok. Gayet barışçıl. Milattan önce 5400'lerde terk ediliyor burası. Kazılar bir yanda. Bir yandan da yüzey araştırmaları. İlginç olan ama neolitiğin farklı biçimlerde ve farklı yönlerde yayılma kavşakları da beliriyor. Bir çekirdek bölge tanımlaması var neolitikte biliyorsunuz. Bereketli hilal, işte üstü, çay önü. Burhan Ulaş, yabani buğday yayılımını araştırırken Dersim'de neolitik izlere rastlıyor. Bir alanda bol miktarda obsidyen, yontma taş aletler, çakmak taşından yine yontma taş aletler bulduk. Prehistorik obsidyen demek insan hareketliliğinin doğrudan kanıtı. Kafkaslar, Anadolu kontak noktasında aslında kilit bir bölge. Sonra yontma taş alet uzmanları, çanak çömleksiz çanak çömleklinin
geçişi olabileceğini söyleyince bizim açımızdan şimdilik bir neolitik olgusundan Pertek'te bahsedebiliriz diye düşünüyoruz. Bu coğrafyada insan tarihinin hafızası depolarda, müzelerde, laboratuvarlarda. Buluntular, bulgular, hayal gücü, raporlar, konferanslar, yorumlar ve yine hayal gücü. Paramparça nesneleri topraktan çıkarıp birleştire birleştire büyük bir öykünün cümlelerini kurmaya çalışıyor bilimin ve sanatın insanları. On yıllarla yaşanan bir diğer tarih de bu. Açık ki geçmiş, bütün ışığıyla hala toprak altında bizi bekliyor. Bugüne kadar ele verdiği bazı sırlarıyla. Dünyanın başka bölgelerinde de insanla farklı besinlerle deneyler yapmışlar. Ama bunların hiçbir tanesi buğday gibi ileride yaşamın temeli olacak özelliği sahip bitkiler değiller. Neolitik devrimi başlatan, yani tarım devrimini başlatan bitkiler hakkındaki bilgiler aslında kadınlardan gelmekte. Dolayısıyla iş bölümünde çok keskin ayrımlar olmadığını görüyoruz. Neolitik dönem için Güneydoğu Anadolu dünyanın batısıydı diye tarif etmemiz iyi bir ifade olur. Her taraftan malzeme geliyor. Her tarafa malzeme gidiyor. Bu barışçıl bir ortamda olur. Can Akşener'in Neolitik'in sonunda bir türbülans vardır. Bu süreç aslında çok kısa değil. 300 yıl kadar süren oldukça gizemli bir dönem diye de tarif edebiliriz. İlginç olan tabii bu yarışmaların hepsinin yaklaşık aynı tarihlerde son bulması. Hayatın fışkırdığı bir coğrafya. Bütün hayvan türleri, alıç, erik, kiraz, üzüm, zeytin ve her tür baklagil ve her tür tahıl ve de doğanın bir parçası olarak yaşayan Neolitik insan. Çanakkale Endeksi Neolitik'in sonuna gelince bugünkü mimarinin bütün kuralları, bütün temel özellikleri ortaya çıkmıştır. Göbekli Tepe kültürleri dediğimiz yerleşimlerde gördüğümüz o T biçimli taşıyıcı unsurlar aslında mimari gelişim sürecinde aşamalardan bir tanesi. Böylece barınak konuta dönüşüyor. Yuvarlak planlı yapılardan dörtgen planlı yapılara geçiş. Ne ki çanak çömlek öncesi dönemin sona ermesiyle yerleşim kültüründe de yeni bir süreç başlayacaktır. Dal mimari, yani iğmeli yapılara geliyorlar. Karmaşık bir yerleşim düzeni alıyor. 45 bin, 46 bin yıllarına itibaren ruhban sınıfının sözünü geçiren ve toplumu yönlendirebilen bir grubu varlığını görüyoruz. Yerleşik yaşam başlangıç aşamalarında inançla ilgili ögelerin çok genel bir tabirle şamanik özellikler taşıdığını söyleyebiliriz. Oysa çanak çömlekli dönemle ve her alanda ortaya çıkan köklü altüst oluşlarla birlikte konutların içine taşınıyor inanç sistemi. Belki de o ruhban sınıfa karşı bir tepkidir bu. Erkek figürleri büyük bir oranda ortadan kalkıyor ve onun yerini kadın figürleri alıyor. İşte M.Ö. 7200'lerden itibaren bir sosyal sınıf farkı olmayan küçük çiftlikler, eşitçil bir farklı bir model. Neolitik dönem insanı kimi zaman hiyerarşik de olsa ayrımsız ve savaşsız bir hayat sürüyor. Bugünün kavramlarıyla anlamak çok kolay olmasa gerek. Farklı bölgelerde, farklı topluluklar olarak yaşasalar da ortaklaşan ritüelleri var. Ölümü hayatın içine alıyorlar. Mekanları da işlevi bitince gömüyorlar ve üzerine yeni yapılar inşa ediyorlar. Algılarını, duygularını ve kimliklerini takılarla, mühürlerle, figürinlerle, heykellerle anlamlandırmışlar. Ne ki çoğu zaman sanki unutulmuşluğu ve yalnızlığı ile kilisik heykeli gibi yerini yurdunu arayan sorular peşimizi bırakmıyor.
kadim zamanlardan geçiyoruz. Mezopotamya'nın gizemli coğrafyasından topladıklarımızla şimdi Anadolu'nun derinliklerindeki izlerin peşindeyiz. Konya Ovası'nda M.Ö. 14 binlere tarihlenen Neolitik öncesi bulgulara rastlanmış. Pınarbaşı M.Ö. dediler. Ama siz daha iyi bilirsiniz hocam, köy yerinde biliyorsun. Çoğu da milatın ne olduğunu bilmez zaten. Dağın kenarına kadar su vardı. Hotamış Gölü diye geçer burası. Merak olsun diye gelip bakardık. Burada altın mı arıyorlar veya başka bir şey mi arıyorlar diyerekten merak edenler de olurdu yani. Gölün kıyısında ağaçlar arasında avcı toplayıcı bir hayat sürüyorlar Neolitik dönemde de. Ve bir adım ötede başka bir hayata el veriyorlar. The Epipaleolithic humans at Punavasha and the Neolithic people at Bunjuklu have virtually identical DNA. Then the interesting thing is that that genetic signature is shared with populations in Cappadocia and also with the first farmers of southeastern Europe. Boncuklu daha küçük bir popülasyon ve aslında yaşam tarzı olarak da avcı toplayıcı. Küçük küçük çiftçilik denemeleri yapan, ekip biçen, hayvan idare etmeye çalışan bir topluluk. Those were the exchange routes and the exchange mechanisms by which the new plants, the wheat and also the lentils and the peas were introduced to Central Anatolia for farming purposes. Some communities adopting farming and possibly some people moving as well seem to start perhaps playing around or experimenting with sheep and goat management, sheep and goat herding, but again on a very small scale. One of the things you'll notice is that the houses are actually quite small. Probably these open spaces between the houses are really important for the Bunjuklu community, for their everyday tasks and for their social activities. You're inserted into the walls from the wild cattle. You will see that some people are buried under the house floors. Bunjuklu'da aynı mezara gömülmüş bir kadın ve yeni doğmuş bir çocuk. Bunların akraba olduklarını varsayıyorduk ama akraba çıkmadılar. Could I borrow your puffer? Sarah, thank you. Artık son dönemlerde birçok kazıda deneysel arkeoloji sürdürülüyor. Bu tipik bir boncuklu evi. Yaklaşık 50 santim derinliğinde bir temel çukurumuz var. Oval, yarı oval şekillidir bu. Toprağa kazıldıktan sonra kerpiçle yükseltilmiş duvarlar. Üzerinde bir çatı ile tamamlanır ve bir kapı açıklığı bulunur. Kendi boylarını esas alarak yapmış olduklarını düşünüyoruz bu evleri. Kirli alan genellikle ocakla ve de yemeklerin yapılmasıyla karakterize edilen bir alan. Temiz alan ise insanların günlük hayatlarını geçirdikleri, sosyalleştirdikleri ve de mezarlarını koydukları alanlar olarak söyleyebiliriz. Boğa kafatası duvara aplike edilmiş olarak bulunur. Bu da dönemin inanç sistemiyle alakalı bir veri olarak Boncuklu'da sıklıkla karşımıza çıkan bir olgudur. Bu duvar tamamıyla dikilen dikmelerin arasına dal ya da kamışlarla örülme tekniğiyle yapılmıştır. Ve de onun çevresi de çamurla sıvanmıştır. Tanımlanabilir olan hayvanlar burada aydın. Bu zooarkeolojik analizler sonucunda hangi hayvanları boncuklu halkının tükettiğini ve kemikler üzerinde herhangi bir patolojik hastalık izlerinin olup olmadığını anlamamız açısından çok önemli. The ritual and symbolism was an important feature of the life of this community. Yolda giderken bile bir taşa tekme atıp hareket çekemiyorsun. Elini alıp inceleyip kenara böyle bırakıyorsun. Böyle bir tarihin olduğunu bilmiyordum. Hayat çok zormuş o zamanlar. Şimdiki hayatımızda iyice rahatlığa alışmışız. Her şey çarşıda. Her şey çarşıda.
Aşıklı'nın olduğu Orta Anadolu'nun doğusundaki havuzu, çekirdek var. O farklı bir neolitik gelişiyor orada. Orada daha işitçil, daha Aşıklı modeline uygun bir neolitik gelişiyor. Mevsimlik bir yerleşmeyle başlıyor Aşıklı. Hemen Melendiz Nehri'nin kenarında olması açısından özellikle seçtiklerini düşünüyoruz. En erken yerleşme M.Ö. 8400'ler, 8350'ler. Orta Anadolu'ya özgü bir kültür olduğunu çok net olarak artık söyleyebiliyoruz. Bir avcı, toplayıcı ve göçer gruplar var. Epipaleolitik diye adlandırdığımız. Bir de çiftçiler var, yerleşik ve üretici. Aşıklı bu ikisinin arasında. Koyun keçinin kontrol altına alınıp evcilleştirme sürecini ve sonunda da evcilleştirdiklerini izleyebiliyoruz. Yanlarında aynı şekilde yetiştirilmek üzere tohum var. Tarım denemelerine başladıklarını biliyoruz. Ama mesela avcılıktan ve toplayıcılıktan da hiç vazgeçmiyorlar. Yabani meyveler topluyorlar, yağlı bitkiler topluyorlar ve çevreyi çok iyi tanıyorlar. Topladıklarını sepetlerde biriktiriyorlar. Flotation ya da suda yüzdürme alanı burası. İnsanların yaşam biçimini, davranış biçimlerini anlamak açısından bitkilere yoğunlaştığımız bir alan. Açmalardan gelen toprakları yıkama işleminden sonra kurutma işlemi yapıyoruz. Ağır çökentileri böyle ayıklıyoruz. Taşın içini yontmuşlar, öyle yemek yapmışlar de ne yapıyorlarsa cidden bir kavurması. Mikrofaunaya ilişkin çok önemli verilere ulaşabiliyoruz. On binlerce bitki saydım ve tanımladım. Zooarkeolojiden gelen sonuçla karşılaştırıyoruz. Daha çok tahıllara ve belli bir baklagil türüne, karaburçağa bir yoğunlaşma, bir odaklanma görüyoruz. Hiçbir zaman çiftçi olmadıklarını söyleyebiliyoruz. En gelişkin yapı tarzından en basitine kadar bütün yapı tipleri Aşıklı'da mevcut. En altta dikme ağaçlar, arasının sazlarla örüldüğü ve üstünün de kerpiçle sıvandığı en eski kulbe tipini bulduk. Nasıl sevindiğimi size anlatamam. Kazılarla ortaya çıkardığımız yapıların birebir kopyaları, replikaları. Günümüzden 10.300 yılları öncesindeyiz. Bir direk var, çatıyı destekleyen. Mezar çukurları var, tabana açılmış. Ocakla ilişkili bir havalandırma deliği var. Dışarıda ise dediğim gibi o pişirme çukurları, işlik alanları var. 7.900'lerle birlikte yapıların zemin üstüne çıktığını ve dörtgen plana geçildiğini biliyoruz. Girişler hepsi damdan. Fakat bir ziyaretçiler girebilsin diye tabii kapı yaptık. Bu evlerin girişleri çatıdan ahşap merdivenler yardımıyla, aletlerinin %99'u obsidyenden. Şu bir orak, onunla da hasat yaptık. Isınan taşlarda et pişiriliyor. Kesintisiz bir yerleşim görüyoruz. Ev üzerine ev yapılmış ve her birinin içinde de insan gömüleri var. Canlandırmak için böyle bir şey yaptık. Ölen kişi ana karnındaki pozisyonda gömülüyor. Daha sonra dolduruluyor ve üstü de tamamen taban sıvasıyla tekrardan sıvanıyor. Ama bulunan insan sayısı, bulunan ev sayısına göre çok az. Belki de Aşıklı Yük'te de böyle bir ev var, bulunmayı bekliyor. Kafatası özellikle delinmiş. İşte ondan sonra kadın yaşamış. Bebekli bir kadın o. Kadın bir süre daha yaşamış, hayatta kalmış ama tabii muhtemelen enfeksiyon ve diğer nedenlerle hayatını kaybetmiş görünüyor. Kimliğini belli eden ya da süslenmeleriyle ilişkili olan bir buluntu bırakmıyorlar. Ama en son evrede artık boncuklardan söz edebiliyoruz. Özel planlı, özel amaçlı yapılar alanı dediğimiz yer. Topluluğun belli kişilerinin buraya girip belli törenler ve işte ritüellere katıldığını düşünüyoruz. Birlikte ziyafet verdikleri yer olarak yorumluyoruz. Taban olduğu gibi sarıya boyalı, duvarlar ise kırmızıya boyalı. Kırık mı? Şey gibi, takma.
Elimizdeki bütün veriler aslında son derece eşitlikçi bir toplum olduğunu gösteriyor. Ve dayanışma halinde, dikeyde bir hiyerarşik sıralamadan söz edebilecek ya da onu gösterecek herhangi bir verimiz yok. Gerilimler, çekişmeler ya da işte anlaşmazlıkların bir şekilde ritüellerle giderildiğini söyleyebiliyoruz. Kadın erkek arasında bir ayrım yok. Onu da kemiklerde yapılan izotop analizlerinden biliyoruz. Herhangi bir ayrım dikeyde yok ama yatayda tabii ki uzmanlıklar var. Fakat o neolitikleşme dediğimiz süreç gerçekten burada kendine özgü. 1000 yıl boyunca aşağı yukarı yüzlerce ve sonuna doğru da binlerce kişinin barış içinde yaşıyor olması bence çok önemli bir şey. İşte bunu incelemek bize de umut veriyor. En baştan itibaren kolektif yaşayan bir topluluk ama terk edilme sürecine doğru tanımlı gruplar oluşmaya başlıyor. Yerleşim son derece sessiz ve sakin bir sonlanma. Yani herhangi bir fiziksel felaket yok, öyle diyeyim. Son 200 yıla ait depo yerleri çıkmış. Demek ki çiftçileştiler ve uygun coğrafyalara gittiler. Her sonuç yeni bir soruya yol açıyor. Başka bir dünya mümkün. Evet, başka bir dünya mümkün. Evet, her sonuç yeni bir soruya yol açıyor. Onların nasıl bir dünyaya yürüdüklerini hayal ediyoruz. Ve başka bir mümkün hayata verdiği ilham. Ne ki, şimdi o dünyayı bütünleştiren obsidyenin izindeyiz. Obsidyen sadece volkanik arazilerde var. Orta Anadolu'da bu açıdan çok önemli. Dünya üzerindeki önemli obsidyen rezervlerine sahip bir bölge. Geniş bir bölgeden bahsediyoruz aslında volkanik Kapadokya deyince. Doğu Anadolu bölgesinde de Nemrut, Bingöl, Zagros yayı boyunca Hacı Firuz'a İran'a kadar gidiyor Doğu Anadolu obsidyeni. Karadeniz'de var. İşte Galata obsidyeni olarak bildiğimiz ve en fazla kullanıma uygun olan yani yongalanmaya elverişli Göllüdağ, Nenezidağ ve Acıgöl obsidyenleri çanak çömleksiz neolitikte özellikle Orta Anadolu obsidyenlerinde daha bir ağırlık olduğunu söyleyebiliriz. Mehmet Özdağ'ın da obsidyen dolaşımında ara bağlantıları göçerlerin kurduğunu söylüyor zaten. Kalitepe obsidyenlerinin Kıbrıs'a ve yakın doğuya da gittiğini biliyoruz. Çanak çömleksiz neolitik dönemden itibaren özellikle hatta epipaleolitikten de ikisinin böyle çakıştığı yerlerde olduğunu biliyoruz aslında. Yani Kalitepe içtiğinde iki tane üretim zinciri tespit edilmişti. Bu iki üretim zincirinden bir tanesi naviform teknoloji dediğimiz. İki taraftan da yongalanma yapılıyor karşılıklı. Ok uçlarının yapımında kullanılıyor. Kayırlı Değirmen Yolu'nda yoğun bir obsidyen buluntuyla karşılaştık ve çok sayıda çekirdek vardı. Aynı Kalitepe içtiğinde gördüğümüz gibi. Fakat alanda dolaşırken işte kemik buluntular, onun dışında sürtme taş buluntular. Evet, kafamızdaki soruların bir kısmına cevap bulabileceğimizi gördük. Çanak çömleksiz neolitik döneme ait önemli bir yerleşme olduğunu fark ettik. İşte fırınları, kerpiç mimarisi, çok iyi korunmuş tabanlarıyla yapılara ait kalıntılara ulaştığımız alanda da kırmızı boyalı bir tabana rastladık. Obsidyen buluntulara bakaraktan özellikle Musular, Aşıklı'nın en üst tabakası ve Tepecik Çiftli Köyü'nde en alt tabakası buluntularıyla benzerlikler teknolojik olarak gözlemledik. Aynı zamanda tipolojik olarak alet çeşitlemelerinde de ciddi benzerlikler gördük. Atölye yerleşme ilişkilerini bir arada bulduğumuz ilk yer Kayırlı Değirmen Yolu. Volkanik dağlar ortasında taşa toprağa başka bir gözle bakar olduk. Neolitik tarihin ekolojik zeminini daha farklı kavramaya başlıyoruz gitgide. Bu alanda çalışanların özgün insani niteliklerinin kaynaklarından biri de bu olmalı sanki. Gözün görmediğini görüyorlar. Neolitik hayatın bilgisi de orada olmalı.
Onları dinlerken insanı saran gözlerindeki ışık, kazı alanlarında bizi karşılayan zihinsel zemin. Tepeci köyü daha çok Çanak Çömlekli Neolitik'in başından itibaren bir yerleşim yeri. Yalnız bugüne kadar ana toprağa ulaşılamadı. Muhtemelen Çanak Çömleksiz Neolitik dönemde de burada yerleşilmiş. Orta Anadolu'da tamamen farklı bir Neolitik dönem başlıyor, gelişiyor, süre gidiyor. 14 arkeolojik tabaka tespit ettik. Her tabakada farklı bir mimari gelenek, farklı bir yerleşme düzeni ortaya çıkıyor. Tepecik çiftliğin aslında daha çok göç almış bir popülasyon olduğunu söyleyebiliriz. Yerleşme içerisinde obsidyen alet üretildiğine dair içtik alanları buluyoruz. Toplulukların malzemeleri buraya getirip değiş tokuş yaptıklarını anlıyoruz. Yüzden fazla mezar kazıldı. İçinde çocuk iskeletleri olan çömlekler bulduk. Birkaç birey 50 yaşın üzerinde. Genelde 1.50, 1.55, 1.60, 1.65 aralığında boylara sahip insanlar. Topluluklar arası şiddete işaret eden hiçbir karıntıya rastlanmadık. Malanın ucuyla, keserin ucuyla gaz yok hocam. Fırçalığa yok. Bunlarla derileri delellermişti böyle. Kemiklerden de iğne yapmışlar da o taşlardan çıkıyordu. Yani ne anlam taşıdığını bilmiyordum. İsminin bile obsidyen olduğunu bilmiyordum. Buralarda gezerken her bir taşında toprağında tarih arıyoruz. Biz de bildik onun bir değerli şey olduğunu şimdi. Kendileri üretmiş her şeylerini. Eski insanlar çok zorlukla yaşamışlar. Her şeyini kendi yapıyorlarmıştı. Şimdi hepsi makina. Yani bizim tandırlar gibi çıkan tandırlar. Tandırlarda pişirmişler. Küp bulduk. Bütün halinde. İçinde de şeyler vardı, yiyecekleri. Buğday, arpa. Arpa yoktu, buğday, mercimek. Onlar yanmış bir şekilde. Çiftçilerin yaşantısıyla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabiliyoruz. Ve aslında tarım teknolojisinin nereden nereye geldiğini de takip edebileceğimiz bir sekans elde ediyoruz. Siyez buğdayını ve emmeri. Daha sonra daha seyrek olarak tepeciğin tabakalarında görüyoruz. Aslında einkorn buğdayı, durum buğdayı ve makarnalık buğday tillerinin kullanıldığı, arpanın tarımının yapıldığı, çavdarın yine tarımının yapıldığı ve çeşitli baklagiller, bunlara da işte mercimek, nohut, burçak özellikle çok fazla var, bezelye taneleri gibi baklagil türlerinin de kazıda bulunduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında keten tohumu da var ve çeşitli ağaçlardan toplanan meyveler de var. Tepecik çiftlik artık yerleşik hayata geçmiş, hayvanları evcilleştirmiş, eken, biçen tamamen bir çiftçi topluluk. Çok hakimler. Yani hem doğaya hem doğal kaynaklara. Bunun yanı sıra çok yoğun biçimde avcılık ve toplayıcılık da yapıyorlar. Çok belirgin kabartma bezemeli çanak çömlekler bu kültürü tanımlayan bir öğe. Daha naturalistik, insan hayvan betimlerinin olduğu bir bezemeye dönüşmüş. Ama yemekleri kim yapıyordu? Muhtemelen hepsi birlikte yapıyordu. Doğrultu iyi mi? Artık defolama birimlerinin çok daha kalıcı hale geldi. Dörtgen planlı yapılar ortaya çıkmaya başladı. Milattan önce 6200 yıllarında ani bir soğuma, geçim ekonomilerinde farklılaşma, hayvancılığı, sürücülüğü bırakıyorlar. O büyük fırınlar ortadan kalkıyor. Mekan içinde özenle yapılmış o silolar ortadan kalkıyor. Her şeyi aynı anda yürütebilen akıllı insanların olduğu bir yerleşim Tepecik. Ve tarih öncesi insanları bizim hayalimizdekinden çok daha farklı, hiç ilkel değiller. O mümkün dünyada yaşıyormuş insanlar. Milattan önce 7100 yılından milattan önce 5800 yıllarına kadar kesintisiz bir yerleşme var. Çok net değil açıkçası köyün terk ediliş süreci.
Neolitik'in bir anlamda burada piştiği, olgunlaştığı ve sonrasında batıya doğru bir hareketin olduğunu söylemek mümkün. Kolektif bir hayat var. Herkes yardım ediyor birbirine. Temmuz-Haziran ayına kadar İstanbul'da çalışıyorum. Kazaya gelmek için istifa ediyorum. Buraya geliyorum. Neolitik çağda bulgur yeniyormuş. Mercimek, buğday, arpa bu dönemde esinlenerek uygulamaya çalışıyorum. İşte 19-20 yıldır böyle devam ediyor. Bana da hala soruyorlar. Sen Nişor'da tıkır. Altın buldun mu? Nasıl olsun falan diyorum. Bulduğunuz ne? İşte iskelet, kemik, çanak. En çok da Güllü'nün yemeklerini özleyeceğiz. Köşkü'ye ilk yerleşenler M.Ö. 7. binin ortalarında bu bölgeye gelmiş olan bir grup. Çok odalı ama belli bir planı olmayan bir yapılanmaya gitmişler. Düzensiz yolların üstünde genelde tek girişli, çok odalı yapılardan oluşuyor. Dikdörtgeni de var, yamuğu da var. Tam günümüz gecekonduları gibidir. Düz damlı ama saz örtüyle daha çok yiyecek malzemelerinin ya da tohumların saklanmış olduğu kaplar mevcut. Sadece bir evde bir duvar resmine rastladık. İri bir geyik ve çevresinde dans eden 17 tane insan figürü mevcut idi. Ölüleri başta yüzleri olmak üzere kille sıvandığını biliyoruz. Gözlerinin yerine göz bebekleri de dahil olmak üzere ayrı çamur kille şekillendirilerek görsellik kazandırılmış. Bir tane örneğe boyun da yapılmış. Böyle bir şey olmaz diye çok hayretler içinde kalmış idim. Tiplerden biri kırılmış, kırık parçayı yan yana getirmiş. Üstüne bir siyah malzeme sürmüş. Hem içten hem dıştan zift yani asfalt. Biz 2000'li yıllarda petrolü bulmuşken milattan önce 5000 yılında adam kullanmış bile. Melendiz Dağları hem obsidyen kaynağı hem de orada yaşayan insanların besin kaynağı olan hayvanların olduğu yer. Atölyeler var. Ana kaya üstünde 13 bin tane filan bir boncuk grubu bulmuştuk. Köşkü'yük kabartmalı kaplarıyla düşüncelerin anlatıldığı bir kültürel yapıya sahip yerleşim yeri. Kadınların %100'ü çıplak. Saçları rüzgardan uçuşuyor. Biz ne zaman orada sabah kazıya gitsek hepimizin uçardı. Avcılar yine Çatalhöyük'tekiler gibi kısa etekli, bir peşemal gibi arkadan bağlanmış bir kuşakları var. Bir başka kabartmalı vazonun üzerinde de hayvan evcilleştirmeyi nasıl yaptıklarına dair kanıtlar vardı. Bumerang tarzı silahlar kullanıyor. Bumerang atarsınız bir yere, çarptıktan sonra size gelir. Yabani eşeklerin yay ve ok kullanarak avlandığını görüyoruz. 6. binin ortasından itibaren yerleşimde köklü bir değişikliğin olduğu anlaşılıyor. Kalkolitikten sonra tamamen terk edilmiş. İnsan zamanüstü bir terk edilmişlik duygusu yaşıyor. Doğru. Burayı onlar mı terk etmiş, biz mi? ...1961-65 arası James Mellard, ardından da 1993'ten sonra Jan Hodder, güney ve kuzey yükseltilerini kazmış Çatalhöyük'ün. Çatalhöyük was our introduction to Anatolian prehistory. Bizim 2018 yılından itibaren kazılarına başladığımız alan,
doğu alanı Neolitin geç aşamalarında olasılıkla da Levant bölgesinden buraya yeni bir insan akışının olduğu biliniyor. Milattan önce 6300'ler veya 6200'ler arasında bir döneme tarihlendiğini düşünüyoruz. Çatalhöyük'e ilk gelen çiftçi topluluk aslında yoğun olarak da avcılık ve toplayıcılık yapan bir toplumdu. They do all their crop processing and food storage at the household level. Belki hep birlikte harman yapıp ayıkladıktan sonra herkes kendi ihtiyacı olanı evin içerisinde depoluyor. They keep animals, they tend their gardens. They have a complex and highly interesting material culture and burial customs. Yabani hardal tohumlarının da kullanıldığını biliyoruz. James Mellard, sütü işliyorlardı diyordu. Meşe palamudu. Biraz dövüp içinde tanem vardır onun. Sütü attığınızda süt kesilir, bir gecede yoğurt gibi bir şey elde edilir. Katılaşır biraz daha. Ergitme tekniği olmadan bakır cevherini kullanabilen bir toplumdan bahsediyoruz. Milattan önce 7100'lerden itibaren çanak çömlek üretildiğini biliyoruz. Dörtgen planlı kerpiç mimari düz damlara sahip evler. Girişler çatıdan ahşap bir merdivenle gerçekleştiriliyor. Aralarında sokak gibi alanlar yok. When we excavated the burial chamber, it is what I call the burial chamber, a really burial architecture. I think the first time found in Anatolia, and there was like a mud brick wall, and I started to clean it, and I've realized there is actually a kind of a wavy pattern emerging. Kültürel pratiklerden bir tanesi bir evin üzerine tekrar yeni bir evin kullanım bittikten sonra inşa edilmesi. Terk ederken çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Toplumun devamına ilişkin hafızanın da nasıl yaşatıldığını bu şekilde anlamamız mümkün. Boğa boynuzlarından enstalasyonlar, yer yer duvar resimleri ve bunlarla ilişkili olarak da taban altı gömüleri bulunuyor. 35-40 yaşın o dönem için yaşlı bir bireyi temsil ettiğini biliyoruz. Kadınlarda özellikle doğum ve doğuma bağlı ölümler söz konusu. Sosyal ilişkiler biyolojik akrabaların çok ötesinde biçimlere sahip olabiliyor. Antik DNA akrabaların aynı eve gömülmediğini gösterdi mesela. Modernden baktığımızda algılamaya çalıştığımız aile yapısını belki Neolitik'te göremeyebiliriz. Aslında yaşama anlam katan kısmın ölümle de ilişkili olmak üzere bu duvar resimlerinde karşımıza çıktığını ve buradaki bin yıllık devamlılığın arkasında da bu mekanizmanın yattığını düşünebiliriz. Vahşi hayvanların varlığından Çatalhöyük toplumunun etkilendiğini ve bunu inançlarına, belki mitolojilerine, hikayelerine eklediğini, duvar resimlerinde işlediğini söylemek mümkün. Kadın ve erkek bireyler arasında net bir şekilde kendini ortaya koyan eşitsizlik görülmüyor. Özellikle yaşı ilerlemiş kadın bireylerin, ki bunlar genellikle şişman olarak tasvir edilirler, o dönemde toplumda sosyal statüsünün yüksek olduğunu söylemek mümkün. Kibele heykeli olarak bilinen ya da bazıları tarafından ana tanrıça olarak nitelendirilen bu heykel, kilden yapılmış bir kadın figürünü. Neolitik dönemde Kibele diye bir tanrıça yok. Bugünkü anlamda kurumsallaşmış bir din olmadığından, ne ki toplumsal bağları koruyan ve kuralları belirleyen bir inanç sisteminin varlığından söz ediyor Çiler Çilingiroğlu. Özellikle topluluğun bir araya gelerek komünal etkinlikler, çeşitli şölenler düzenlediklerini biliyoruz. Sürekliliği sağlayan bir mekanizma tahayyül edebiliriz. Devlet dediğimiz bir aygıt henüz yok. Kendi geleneğinin içinde yaşayan bir topluluk söze edilen, artı ürün, siyasi otorite, sınıf, devlet gibi kavramlar çok uzakta daha. Eşitlikçi bir toplum olduğu
yönünde genel bir görüş var. Barış içinde, organize bir savaş yaşanmadan yüzyıllar boyunca hayatını sürdürebildiği bir ortam hayal edebiliriz. That is the last sort of phase of the Pleistocene, and basically big changes in the water regimes and climate that was in the end of 7th millennium. Üstelik çöplerin birikmesi büyük bir hijyen sorunu yaratmaktadır. Çatalhöyük insanının yaşam biçimi bize başka bir yaşam tarzının, başka bir sosyal ilişki tarzının, başka bir toplumsal cinsiyet tarzının olabileceğini gösteriyor. Bundan ilham almak mümkün. Milattan önce 6300'lerden sonra hani klasik çatal dediğimiz evre sona eriyor ve milattan önce 5900'lerde de Doğu Höyük terk ediliyor. Ve neden? Nasıl? Ziyaretçiler soruyor, bu insanlar nereye gitti diyor. Vallahi dedim, bir ok işareti koymuşlar herhalde, biz de onu arıyoruz dedim. Nereye gidiyorlar dedim. Yapma yahu diyorlar. Bu kazılarda farklı ülkelerden arkeologlarla, öğrencilerle karşılaştıkça insanlık ortak geçmişini arıyor duygusuna kapılmamak mümkün değil. Çatalhöyük başta olmak üzere Boncukluhöyük, Pınarbaşı ve Tebecik Çiftlik. Bu dört yerleşmeden elde edilen DNA analizleri Orta Anadolu'daki neolitikleşmenin kendi iç dinamiklerinde olduğunu ve bir süreklilik içerisinde olduğunu gösterdi. Neolitik dönem her ne kadar farklı coğrafyalarda, farklı zaman dilimlerinde yaşandığı söylense de benzer sosyal davranış kalıpları üretiyor. Yol aldıkça kokular değişiyor, renkler değişiyor. Neolitik insan ve doğa. Onun kendini aşmasının ipuçları orada saklı sanki. Ve de sınırı olmayan bir dünyada. Bu da mağaradan çıkıp terrazzo tabanlı yapılar kuran Neolitik insanın hikayesi. Batı Anadolu'da ilk defa Girmeler yerleşimiyle beraber biz epipaleolitik veya mezolitik yerleşim üzerine kurulmuş bir neolitik yerleşimden bahsediyoruz. Mağaradan çıkıp yaban domuzu, alageyik, yaban keçisi, tavşan gibi doğadan avlayarak beslenmiş. Aynı insan diğer taraftan yaban arpası, buğday, darı, bezelye veya lahana gibi sebzeleri de hem doğadan toplamış hem de üreterek beslenmiş. 9. binde Girmelerin Orta Anadolu'daki bağlantısını hem de Ege'nin karşı kıyısındaki bağlantısını tespit ettik. Boyalı seramiklere rastladık. Taş aletlerin bir kısmı radyolarit veya sileks gibi yerel malzemeden yapılıyor. Ama bunun dışında batıda Melos Adası'ndan getirilen veya doğuda Orta Anadolu'da Gölüdağ Nenezi'den getirilen obsidiyene ulaştık. Öyle bir kavşak noktasında mağara yerleşimlerini takip edersek aynı anda birbirinden haberdar insanların yaşadığını biliyoruz. Epipaleolitik dönemden itibaren bir yerleşim arkeolojisi var. 5000-4000 aralığı karanlık çağ kabul edilir. Neolitik insanı erken Kalkutin sonunda kaybolurdu bu bölgelerde. Doğudan batıya bu bahsettiğim kültürel hareketliliğin sandığımızdan da çok önce olduğunu söylemek ütopya olmasa gerek. Bugünü yorumlamak için bence Neolitik'i çok iyi bilmek gerekiyor. Neolitik biziz. Aklıma takılan bir soru var. Doğudan batıya doğru yerleşmeler kronolojik bir akış izliyor genellikle. Evet, çoğunlukla da yerleşik hayata geçen yerel topluluklar. İklim koşulları mı belirleyici acaba neolitikleşmede?
erken neolitik, geç neolitik bölgeden bölgeye farklılaşıyor. Bu süreçlerin başka açıklamaları da olmalı. Badem ağacı. Öğünde kazılara başladık. Toros dağlarının kuzey yamaçlarına kadar olan bölgede 18 yıl çalıştık. Onlar Bey Dağları'nı geçerek bu ovaya geldiler ve çiftçilik yapmaya başladılar. İlk yerleşme milattan önce 7100 dolaylarına tarihleniyor. Birkaç nesil boyunca hep basit kulübe tarzı yapılarda yaşadılar. Platformlar var mesela badem ağacında yatmak, uyumak için hasır kesinlikle dokuduklarını biliyoruz. Kuruçay'da da kumaş kalıntısı bulunmuştu, değil mi? Keten gibi bir örgü. Figürinlerine baktığımız zaman mesela Höyücek'te giysileri temsil eden boya izleri vardır. Küçük, öyle 3-4 santim ya da biraz daha büyükçe ayak modelleri. Bunların anlamları, hangi amaçla yapılıp binalar içinde saklandıkları konusunda fazla bir şey söyleyebilmek pek mümkün değil. Köpek mezarı bulduk badem ağacı neolitiğinde. Höyücek adlı ören yerinde kazılara başladık. Orada da kazmayı vurur vurmaz neolitik çıktı. Tapınak mimarlığı konusunda çok ilginç sonuçlar elde edildi. Çok seçkin ve özgün buluntularıyla masa biçimli kaplar Höyücek Tapınağı'nda bulundu. In situ olarak bir ayak biçimli veya bot biçimli kap bulduk. O zaman bölgede böyle bir ayak kültü olduğunu mu söylemeli? Ayak modelinin bulunduğu alanda da silolar vardı. Çok ve her biri siloların 350-400 kilo tahıl alabilecek kapasitedeydi. Evcilleştirilmiş, tarıma alınmış bitkilerin hep 6400 dolaylarından itibaren bu sözünü ettiğimiz siloların içini doldurduğu, evlerin tabanlarına saçılmış vaziyette bulunduğu söylenebilir. Bir at başına benzer kabartma olan söylediğiniz masa bulundu. Anlaşılıyor ki neolitikten itibaren at bir şekilde vardı. Ve ikinci bir masa da tapınak işliğinde bulundu. Panter kemikleri de var. Hacılarla başlayıp bizim sürdürdüğümüz süreç içinde biz şunu anladık. Burdur bölgesinin neolitik kültürünün çıkışı ve gelişmesi kendi sınırları içinde oluşan bir olgu. Çatalhöyük'te bir portre vardır. Çekik gözlü, bıyıklı, sakallı, işte saçı da arkada toplanmış bir insan yüzü. Bizim bölgemizde de gerçek insan yüzleri tasvirleri bulunmuştur. Birbiriyle hiç ilgisi olmayan iki ayrı tipte insan görürsünüz. İki ayrı insan grubu komşu olarak yaşıyor. Tahıl ve etle besleniyorlar ama bizim bölgedeki insanların tencere yemeği yemediklerinden biz neredeyse eminiz. Kilolarca yabani elma, armut bulduk badem ağacında. Milattan önce 6460-6450 dolaylarında bölgede neolitik bir sıçrama dönemi. Bu kerpiçten yapılmış dörtgen yapıların ortaya çıkması, çanak çömlek üretiminde zenginleşme görülüyor. Burdur ve çevresi Anadolu Neolitiği'nin çıkış yerlerinden bir tanesidir. Burası da işte bir Ege Körfezi. Latmos'un eteklerinin suya karıştığı yer. Tabii ki Neolitik zamanlarda. Şimdi bir iç deniz.
daha geri çekilmiş hazinesini korumak ister gibi. O zamanlar zeytin ağaçları yok. Her yer meşe ormanlarıyla örtülü. Burada yaşayan Neolitik topluluk, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve avcılıkla hayatını sürdürüyor. Dokumacılık da yapıyorlar, hem de desenli dokumalar. Kaya korunaklarında, mağaralarda bir geç Neolitik topluluk. Çok az kazı yapılmış olmasına rağmen elde edilen buluntular bu ipuçlarını veriyor. Bu doğanın ortasında yaşamak. İnsanın her şeyi bırakıp burada yaşayası geliyor. Görülen o ki onların da şamanik, gizemli bir inanç dünyaları var. Doğayı, yağmuru ve rüzgarı yöneten gücün zirvede oturduğuna inanıyorlar. Anneniz Peşlov Bindokat 170 kaya resmi tespit etti. Batı Anadolu'da bilinen ilk kaya resimleri. O dönem için hiç beklenmedik bir bakış açısı. Soyut ve geometrik desenlerle doğal betimlemeler iç içe. Sanki bir zamanda yapılmış ve başka bir zamanda farklı bir yorumla devam edilmiş gibi. Demir oksit ve hematitten üretilen kırmızı boya kullanılmış hemen tümünde. Bahar ve bereket sevinci seziliyor. Bir toplu ritüel halinde. Daha da ilginci hep konu insan. Kadın erkek ilişkileri, insan grupları. Çoğunluk kadın ama. Ve bir şey söylüyorlar. Silikleşmeye başlamışlar. Bekliyorlar. Neolitik dönemden 14. yüzyıla kadar var olan yerlerden biri Yumuktepe. Yakın Doğu'da büyük ihtimalden Amuk Ovası'ndan gelen bir grup burada yerleşti ve ilk yerleşim kerpiç evler ile. Sonra bu kerpiç evler yıkılmış, onların üzerine tekrar yapılmış ve en sonunda bu tepe, bu yüksek bir tepe oldu. Torçta gösterelim. Duvarlar böyle, çakıl döşeme ve yanık, yani saman izolasyon olarak yanık. Bu kadar yüksek, ilk Neolitik, milattan önce 7000-6000 arasında evler çok değişik. Su basman var, sağlam evler. Çanak çömlek bakımdan malzemeler Amik Ovası'nda. Hiç avcılık yok. Biraz balık var ama çok az. Sadece kendi üretim kullanıyorlar. Evcil hayvan, evcil bitki. Hiç yabani şeyler kullanmıyorlar. Çok acayip bir şey. Evcil hayvan köpek. Bir tarafta evler var, bir tarafta depolama var. Sık sık zeytin çekirdekleri çıkıyor, tabii karbonize olarak. Fakat geç Neolitik'te, milattan önce 5800'te daha çok süs eserler bulunuyor. Bilezik, boncuk, kolye, pendantif ve mezar içinde seramik, koyu rengi, perdahlı, çok kaliteli, bezemeli, impresso. Sonra geç Neolitik'te seramik tamamen değişiyor. Açık rengi oluyor ve üzerine boyalı motifleri var. Demek ki bu motiflerin sembolik manası vardı. Questo lavoro è molto complicato. E l'altra parte invece che è coperta, perché è dipinta qui, è tutto quanto un dipinto, è regolare, è dritto. Questo è uguale,
non è regolare. Anche questo. Obsidian kullanılıyor. Kapadokya bölgesinden. Neolitik merdivenler gözüküyorsunuz. Şimdi milattan önce 5000 bir oda bu, bir oda içinde arada bir kapı. Oda da bir oda bir içinde arada bir kapı ve birbirine giden kapılar da var. Yumurtepe her zaman anahtar bir sit alanı oldu. Bütün Yakın Doğu'da çok stratejik bir pozisyonu var. Doğu ve Batı arasında İç Anadolu'dan obsidyenler buradan Kıbrıs'a gittiler. Muhakkak navigasyon biliyorlardı. Sonra buradan Avrupa'ya doğru gittiler. Güney İtalya'ya gittiler. Tarım oraya gitmek için 500 sene sürdü. Yani tabii ki Neolitik'te eşit bir toplum vardı. Ama sonradan değişti. Ovadan 100 metre yukarıda büyük bir mağara, Karayın. Birbiriyle bağlantılı 7 boşluktan oluşuyor. Buzul çağından Bizans'a kadar çeşitli dönemlerin katmanlarına ulaşılmış orada. Antalya yakınlarında Katran Dağı üzerinde bir yerleşim. Neolitik çağda da hayvancılıkla uğraşan gruplar tarafından iskan edildiği düşünülüyor. Katran Dağı'nın bir diğer yamacında ise tek gözlü Suliin mağarası bulunuyor. Karayin ve Suliin ve çevrelerindeki mağaralarda hem avcı toplayıcı bir yaşamın yanı sıra tarımsal faaliyetlerin de sürdürüldüğüne dair bulgular elde edilmiş. Dikdörtgen planlı yapılarda. Neolitik dönemin mağaralarda da yaşanmış olması yeni meraklar biriktiriyor ister istemez. Ege'deyiz. Bu bölgede gitgide ortaya çıkan neolitik yerleşmeler diğer bölgelerle ilişkilerin ipuçlarını verecek gibi. Denizin öte yakasına dair de bir şeyler anlatacak sanki. Bütün kazılarda çalışmalar gün doğmadan başlıyor ve saat 10 gibi kuşluk arası veriliyor. Sohbetin keyifli anları. ...7700-7800 yıl öncesine ait iki evin arasında kalmış sokağın içerisindeyim. Denerken tabakalarda dal örgü tekniğiyle yığma kerpiç duvarların bir arada kullanıldığını görüyoruz. 7. bin yılın başı. Bir iklim değişikliği var bütün dünyada. Tam da aslında batıdaki nüfus artışıyla bu iklim değişikliğinin doğudaki etkilerinin görülmeye başladığı süreç çakışıyor. Bence olacak da göç alıyor. 6000'lerden sonra bir değişime maruz kalıyor ve taş temel üzerine bugünkü modern köylerden bildiğimiz bina yapısı, bunlar bitişik yapılmış ayrı duvarları. İki ev yan yana, yanda ondan sonra bir sokak var. Evin o tarafı ölüler diyarı, bu tarafı yaşayanlar diyarı. Ömrünü tamamlıyor ve onun üzerine kireçle kapatıp yeni bir köy kuruluyor. Onu kaldırıyoruz, altından başka bir köy çıkıyor. Kesintisiz bir şekilde 1100 yıl boyunca belki 40-45 kuşağa denk geliyor. Devam ettiğini, süreklilik gösterdiğini görebiliyoruz. Daha seramik yapılmadan önce kireci söndürme bilgisine sahiptiler. Bir ortaklaşmanın olduğunu, ortak bir ideolojinin ev nedir, fırın nereye konulur gibi bir toplumsal müzakerenin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada Neolitik'in en geç tabakasını görüyoruz. En erken tabakadan itibaren takılar var ve takıların ortaya çıkışı aslında biz kimiz, neyiz,
6200-6300'lerden sonra hayvan figürinleri çok fazla olacak da kadın figürinleri erkekten çok daha fazla. Ana tanrıçalarla biz pek bağdaştırmıyoruz. Şimdi yeni kuramsal düşünceler var. Onları bir şekilde bilinçli olarak kırdığına ilişkin. Onlar da bedenin temsili, mühürlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Takıların artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Seramik bir kabın içerisinde çakmak taşları vardı. Çakmak taşlarının içinde biri dişi, biri erkek, iki tane kilden yapılmış figürünü tam bu duvarın önünde bulduk. Şurada kapı girişini görüyorsunuz. Kapı girişini açarken altına da o kül, iki tane küçük kil heykelcik bulduk. Kilden yapılmış kaşıklar var. Yandan baktığınız zaman ayak kısmı kaşığın sapı ve kalça kısmı da kaşığın kendisi, içi de boş. Hani beden aslında bir taşıyıcı, aslında bir metafor yani. Aktarım muhtemelen bu tür imgelerle ve sürekli yinelenen bedensel davranışlarla. Aslında o semboller, ritüeller, imgeler, iletişim dili. Tekstilde ve seramik üretiminde bir zaman içerisinde ortaya çıkan bir uzmanlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzden 8000 yıl öncesine ait bir seramik üretim atölyesi kazdık ve bir sürü kil topak bulduk. Ve üzerlerinde parmak izleri var. Üretimde bir şekilde uzmanlaşmış iki cinsiyetin de var olduğunu görebiliyoruz. Toplumsal cinsiyet rollerinde bu kadar keskin bir ayrım yok. Ölüm yaşının 25-35 yaş ortalaması olduğunu düşünürsek belki çocukluğunuz zaten 7-8 yaşında tamamlanmış 1150 yıl boyunca kesintisiz olarak köy hem yatayda genişlemiş hem de dikey olarak yaşamını sürdürmüş. Yaşam tarzının biraz daha komünel olduğunu düşünüyoruz. Eğer hiyerarşinin olmadığı koşullar altında kolektiviteyle bir şeyler başarılabiliyorsa, ki başarmışlar değil mi? İnsanlık için önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela bu Uca Köyük jeolojik zamanlarda bir göl yataymış. Hani bu ova nasıl oluştu? Coğrafya aslında genetikleşme sürecini anlamakta da çok önemli. Bulduğunuz her bir eser, deneyimlediğiniz her bir an onu hissetmenizi sağlıyor. Varoluşumuzla ilgili bir sorunumuz varsa Neolitik'e bakıp nasıl yeniden başka bir varoluş çizgisi oluşturabiliriz diye sorgulamamızı sağlayacak bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yukarı Menderes Havzası'nda 18 Neolitik yerleşimden biri Ekşi Höyük. Yeni başlamış kazılar. 200 ila 250 kişilik küçük boyutlu bir topluluk. En erken tabakası M.Ö. 6780 yıllarına ait. 6200 ila 6000 tabakasında mimarisi 1 metre kalınlığında taş temellere sahip ve bölgenin Neolitik kültürü için anıtsal boyutlarda kırmızı kireç tabanlı yapılar ile temsil edilen evre. Dokuma ağırlıkları buluyoruz. Diğer bir alanda kemik aletler buluyoruz. Hem deniz hem karadan ciddi biçimde takas görüyoruz. Hane içinde belli ritüellerin gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Bizim ele geçirdiğimiz birkaç tane figürün yüzünde mask olduğunu gördük. Aynı bir şamanı betimlercesine. Boğa sembolizmini çok kullanıyorlar. Organize bir topluluk olduğu belli. Henüz bize açıkçası hiyerarşiyi işaret edebilecek bir bulgu yok. Şimdiki anladığımız anlamda bir aile kavramının erken dönemde olup olmadığı konusunda çokça tartışma söz konusu. Milattan önce 5845 yılına kadar devam ediyor. Sonra çok ciddi bir hiatus var. Ve bu dağlardan su kıyılarına doğru yeni bir yerleşim serüveninin başlangıcı olacaktır. Evet, kıyılara indiler. Ama bugün her yerde olduğu gibi bu bölgede de kentsel yapılaşma geçmişin hangi sırlarını sonsuzluğa gömdü kim bilir.
Kimi zaman da rastlantılar olmasa. Bir resim öğretmeninin ihbarı belki her şeyi değiştirdi. Alandan toprak çekilip de parklara dağıtılıyormuş ve bu dağıtılan topraklar içinde bulunan birkaç parça neolitik dönem eserini görünce müzeye söylüyor. Serüven de aslında böyle başladı. Borna Ovası, kentin tarihinin doğduğu, geliştiği nokta olarak karşımıza çıkıyor. Neolitik sürecin yaklaşık olarak bütün Ege bölgesinde M.Ö. 6500-6700 yılları civarında çanak çömlekle birlikte başladığını görüyoruz. Deniz günümüzden çok daha geride. İstanbul Boğazı yok. Bu dönemde daha Yeni Kapı ile hemen hemen çağdaş bir süreç yaşanıyor. Çeşme'den Sakız'a yürüyerek geçebilirsiniz. Özellikle hem Yunan adaları hem de Güneydoğu Avrupa ile de İç Anadolu ile de ilişkileri olan bir kültürü burada görüyoruz. Bitişik bir zamda yapmıyorlar evlerini. Ortada geniş bir avlu bırakacak şekilde dizmişler. Güneşe doğru yöneltiyorlar. Kırma çatılı olarak yaptıklarını görüyoruz. M.Ö. 5500 yıllarına kadar o 1000 yıllık süreç içinde erken dönemde yuvarlak planlı daha çadırvari evlerde yaşarken daha sonra taş duvarlı yapılar bulmaya başladık. Hayvan yağlarından yararlanarak yaptıkları kap içindeki kandiller onların gecelerini aydınlatan önemli unsurlar olmuş. Bu döneme ait küçük bir ev modeli, pişmiş topraktan yapılma bir sunak gibi evlerin bir köşesinde saklanan nadide bulgulardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Obsidiyen ki çoğunlukla Melos Adası'ndan geliyor ama çok az bir kısmı da Kapadokya'dan. Ahşap ve taşı bir arada kullanmaya çalıştıkları ve bunlarla ilgili kazıcılar, keserler ve kesiciler gibi birçok aletleri yaptıklarını biliyoruz. Tarım da yapıyorlar. Deniz ürünlerini çok seviyorlar. Taşları ısıtıyorlar ve kabın içine koyarak yiyeceklerini böyle dolaylı bir ısıtma yöntemine kullanmışlar. Kaşıklar dikkati çekiyor. Çoğunlukla boyunlarına asılabilecek gibi küçük boyutta olanlar da gözükmekte. Şamanist geleneğin bir devamı olarak bu süreç içinde ayı gibi, panter gibi motiflerin var olduğunu görüyoruz. Neolitik toplumun belki en önemli unsurlarından bir tanesi mühürler olduğu gözükmekte. Şurada gördüğünüz bir çanak parçası 8500 yıl öncesine ait günümüzden. Hemen hemen çoğunun rengi kırmızı ve pembe renkle. Yani aslında belki iç dünyalarını yansıtan renkler bunlar. İlk Egeliler gerçekten barışçıl bir topluluk. Bütün Neolitik toplumların belki genel yapısı o. Yani Anadolu'da belki yaşanan en hümanist bir süreçtir bu. Özellikle Neolitik'in sonu yani M.Ö. 6000 ile 5500 yılları arası Neolitik dönemin bir Rönesans çağıdır. En yüksek seviyeye gidiyorlar, bir anda çöküyorlar. Yani bu çöküşü anlamaya çalışıyoruz şimdi işte. Yapılarını yıkarak, hepsini gömerek terk etmeleri neden olmuş. Nereye gitmişler, neden terk etmişler? 10 tane kadar öğrenciyle başladığımız bir kent içi macerası mı diyelim artık. Oradan İşte bu içinde bulunduğumuz büyük binaya ulaştık. Köyün adı Çakmak'tı. Aslında Çakmak taşı kaynakları var. Neolitik yerleşim yüzeyin 4 metre aşağısındaydı. Toplam yapı sayımız 20, bunun 8'i yuvarlak, 12'si dikdörtgen. Avlunun ortasında bir sitel bulduk. Çay önünden bildiğimiz sitel geleneğinin İyice küçülmüş ve yozlaşmış hali. 6230-5700 arasında yaklaşık 500 yıl. Her şey o avlunun içerisinde gerçekleştiriyor. Orası atölye, işlik, depolama alanı, ocakları vardı. Yani mekan ve buluntu üstünden gidersek, kendi içerisinde çok sınıfsal ayrımı, hiyerarşisi olmayan bir topluluk gibi görünüyor. Anadolu'nun hem içiyle hem de Ege dünyasıyla ilişkileder. Ve bir çevre felaketiyle yok olmuş. Yani yerleşimin yanından akan Hayıtlı Dere, yerleşimi kısmen doldurmuş ve sonra yerleşimin terk edilmesine neden olmuş. Dağların arkasından doğan güneş daha öteleri gösteriyor sanki.
Güne bakanlar gibi onun ışıklarını izledik. Biliyoruz ki nesnenin bilgisi kendindedir. Tutkulu bilim insanları ve geçmişin ipuçları. Bir neolitik empatiye dönüştü yolculuğumuz. Karaburun'dan, yüzey araştırması yapılan bir yerleşmeden, milattan önce 6200'lerden ufka bakıyoruz şimdi. Yağmurlarla geldik Aktopraklı'ya. Burası bir arkeopark aynı zamanda. Türkiye'nin dört bir yanından arkeoloji öğrencileri ve hocalar. Deneysel arkeolojiden araştırma kuramlarına kadar atölyelerdeydiler. Konu Neolitik. Aktopraklık, Güney Marmara bölgesinin en eski Neolitik yerleşimlerinden biri. Çiftçilerin ve avcı toplayıcıların bir arada yaşadığı bölge. Şimdi onu çevreleyen fabrikaların sesleri karışıyor merakımıza. Yaklaşık 8500 yıl öncesine tarihlenen katmanları içeriyordu. Tarih öncesi mimarlık kalıntıları ağırlıklı olarak ahşaptan, dal örgüden yani organik malzemeden yapılan kalıntılar, yuvarlak planlı 3-3,5 metre çaplarında olan kulübeler açığa çıkardık. Milattan önce 6100'lü yıllara gelindiğinde büyük dostlukla yeni bir topluluğun bölgeye geldiğini gösteren kalıntılarla karşılaştık. Mimari geleneğe sahip topluluklar. Merkezinde 20 metre çapında bir avlu, onu çevreleyen bir yapı grubu, onların önünde avlular, içerisinde büyük fırınların olduğu avlular, bir dış halkada bitişik düzende bir halka oluşturan yapılar, onları da çevreleyen bir hendekten söz etmek mümkün. Kullandıkları kapkacaklar, eşyaların da tümüyle önceki dönemden farklı olduğunu görmüş olduk. Açık alanlarda da yemek pişirildiğini görüyoruz. Hani tahıl ürününün doğudan, güneydoğudan, Orta Anadolu'dan batıya doğru geldiğini fakat mutfak kültürü aynı zamanda aynı şekilde devam etmiyor. Avcılık devam etmekle birlikte artık karşımızda tamamen çiftçi yaşantısını benimsemiş, koyun ve keçinin daha fazla tüketildiği bir beslenme ekonomisi söz konusu. M.Ö. 5750 ile 5550 yıllar arasında tarihlenen birçok ortak özellik içeren 3 köyün üst üste kurulduğunu söyleyebiliyoruz. Dikkat ederseniz de sıvayla kemik arasında hiçbir boşluk ya da hiçbir madde yok. İnsanlar farklı kültürlerde eş zamanlı aynı coğrafyayı paylaşıyorlardı diyebiliyoruz. Bu süreç M.Ö. 5500'lü yıllarda sona eriyor. Kuzeybatı Anadolu'yu düşündüğümüzde bütün yerleşmelerin kesintiye uğradığını görüyoruz. Katı kuralları olan, ortak rıza ve büyük bir iş gücü ve organizasyon gerektiren yerleşme tamamen ortadan kalkıyor. Onun yerini yuvarlak planlı, yine dal örgü tekniğiyle yapılmış duvarlara sahip yeni bir yerleşim alıyor. Materyal kültüre baktığımız zaman da bu sefer etkileşimin Anadolu'nun içleriyle değil de tam aksine bizim Balkanlardan, Güneydoğu Avrupa'dan bildiğimiz topluluklarla ilişki içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Elimizdeki veriler insanların bu coğrafyayı terk etmesini gerektirecek kadar iklimle ilgili bir sorun olduğunu göstermiyor. Savaşın olduğunu gösteren herhangi bir ize de rastlamıyoruz. Dolayısıyla arkeolojik olarak kanıtlanması daha güç olan sosyal nedenler olabileceğini söyleyebiliriz. Neolitik başka bir dünyanın mümkün olduğunu, bize yeni bir yaşamın sadece mümkün değil, gerekli olduğunu da düşündük. Burada bu kadar erken bir yerleşimin olabileceğine
kimse inanmadı. Tabii kazılar ilerledikçe günümüzden 8500 yıl öncesine kadar gitti ki bu da Ege Adaları'nın en erken yerleşimlerinden biri olduğunu kanıtladı burasının. Yani işte bir Girit Adası'nda var. Hemen hemen aynı tarihleri veriyor. Deniz seviyesi ve kıyılar bugünkü gibi değildi tabii. Kıyı bölgelerinde olabilecek her yerleşim yeri şu anda deniz altında kalmış durumda. Nasıl geldiler, nereden geldiler, kimdi bunlar gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyoruz. Paleolitik çağlara kadar yani çok eski dönemlere kadar inen bulgular hep adanın doğusundayken adanın batısında böyle bir erken yerleşimin olması bizi şaşırttı. Yani burada yaşayan halk gelenlerle karışmış ve farklı bir kültür oluşturmuş olabilir ki bu da çok mantıklı geliyor. Figürinler işte ilk başlarda biraz daha Anadolu'ya benziyor. Ondan sonra tamamıyla kendilerine has, kendilerine özgü bir figürün anlayışı yapmaya başlıyorlar. Yani biz 6800'leri kazıyoruz. Hiçbir yerde gözükmeyen arkeolojik buluntularla karşılaşıyoruz. Evcilleştirilmiş koyun var, keçi var. En erken katlarda şu anda nesli tükenmiş apayrı bir koyun türü keşfedildi. Çok büyük yaban sığırları var. Çok büyük yaban domuzları var. Böyle bir tarımcı topluluk gibi gözüküyor. Deniz ürünleriyle de haşır neşir olmuşlar. Biri geldi yukarıdan işte altın bulduk diye. Biz de sevindik. Üstlerinde taşlar falan vardı. Kuyunun içindeydiler. Bir de böyle baktım içeri doğru. Ne gibi? Kafatası var bir tane. Kemikler memikler. Altın nerede dedim. Altın dediler. Ondan sonra işte sordum siz niye altın dediniz. Geçmişle ilgili bilgi veriyor dedi bize. Ondan sonra bayağı bir tırstım yani. Milattan önce 6000 yıllarına ait bir mimari öğe diyelim artık kazdık. 7 metre uzunluğunda bir duvar var. Bir kapı gibi yapmışlar. Bir dikili taş yerleştirmişler mesela. Anıtsal boyutta bir takım mimariler ortaya çıkmaya başladık. Burada her ne kadar nöletiği anlamaya çalışıyorsak da adalı olma kimliği, adalı olma karakteri çok farklı. Doğudan batıya geçişiyle ilgili tam kilit noktada kalıyoruz şu anda. Ama bu aktarım nasıl oldu? Yani iceberg'in ucunu gördük biz. Bütün yolculuğumuz Neolitik dönemdeki coğrafyayı hayal etmekle geçti. Bir de şu terk etmenin bilinmezlikleri meselesi. Usul usul tarih değişiyor bu kazılarla, araştırmalarla. Ama İstanbul'u bir gölün kıyısında hayal etmek, Yenikapı kazılarıyla arkeoloji dünyası alt üst olmuştu o yıllarda. Ortaya çıkan her şey inanılmazdı. Yenikapı ilklerin kapısı gerçekten. Fikirtepe'den İstanbul'un Neolitik'ini biliyorduk, Pendik'ten biliyorduk ama Avrupa yakasında. Yine Mehmet Hoca eski yerleşmelerin, alüvyonların altında kitlenebileceği hipotezini ileri sürüyordu. Neolitik'i gittikçe oturmaya başladı. Daha sonra tam makinaların girme tartışmaları sürecinde kremasyonlar çıktı. Baktım kremasyon, inanamadım yani. Neolitik dönemde hatta acaba hata mı yapıyorum? Ölünün yakıldıktan sonra gömülme geleneği. Evet. Ama Neolitik'te hiç bilmiyorduk. İnsanlar yakıldıktan sonra kemikleri toplanıp bir kabın içine konuluyor. Biz buna urne diyoruz. Daha sonra bu urnenin kapak şeklinde üzeri kapatılıyor. Bir çukur açılıyor. Ona gömülüyor. Aynı zamanda Yenikapı'da kremasyonun yanında Neolitik'ten sıklıkla bildiğimiz toprağa açılan çukurların içerisine hoker pozisyonunda insanların gömülme uygulaması da var. Ve bu ikisinin birlikte uygulandığı çok az örnek biliyoruz Anadolu'da. Ayak izleri hatırlarsanız çok sayıda ayak izi var. Ayak izinin arkeolojik olarak kalması çok zor, çok nadir bulunan bir şey. Türkiye'de bilinen bir kulada ayak izleri var, bir tüfte kalmış ayak izleri. Ama Yenikapı'da 2000'in üzerinde ayak izi var. Yani bence arkeolojide görülebilecek en ilginç kalıntılardan bir tanesi. Yavaş yavaş bu izler çıktı ve bu izleri ben ilk gördüğümde inanamadım. Kremasyonu, ahşaplarıyla beraber mezarları, ayak izleri, yani çok böyle estetik değeri yüksek bir topluluğun orada yaşadığını gösteren kalıntılar. Pendik ve Yenikapı eş zamanlı ama kendi içinde çok özgün topluluklar diye düşünüyorum. İkisi de Neolitik, çanak çömlekli Neolitik dediğimiz dönem. Hiçbir mezar birbirine benzemiyor.
Benzer değiller, farklılar ama eşitsizliği gösterecek bir veri yok. Marmara'nın gölden denize evrilme süreci hakkında da çok iyi veriler sundu. Kazılardaki kesitler, en önemli yerlerden bir tanesi Yenikapı. Bir zaman tüneli, Yarımburgaz. İnsanın neolitik öncesi zamanlardan bu yana yolculuğunun ve dünyaya yayılmasının sırlarını saklıyor. 600 bin yıllık bir geçmişin hikayesi onda. İstanbul'un kuruluşuna dair de bildikleri var. 1986 yılında Mehmet Özdağ'ın kurtarma kazılarına başlamış ama karşılaştığı yoğun bir tahribat olmuş. Neolitik insan birkaç yüzyıl burada soluk almış. Bıraktıkları izlerden anlaşılan o. Yeni tekniklerle yeniden ele alınırsa kayıp halkaların ve kayıp zamanların bilgisine ulaşılabilecek. Aylardır süren yolculuğumuzun sonuna geldik. Kent hayatına, içinde yaşadığımız Neolitik'in bu son dönemine nasıl alışacağımıza dair şakalaşıyoruz birbirimizle. Doğudan batıya, Neolitik tarihin büyülü dünyası bizi de değiştirmiş olmalı. Yaklaşık olarak M.Ö. 5500'lerde bir kültürel kırılmayla karşılaşıyoruz. Yerleşimlerin terk edildiğini, İstanbul bölgesiyle de kültürel ilişkinin etkileşimin başladığını görüyoruz. Ve Höyük'teki ilk yerleşim katlarının Anadolu ile benzerliklerini öngördüğümüzün de çok üstünde yoğun olduğunu gösterdi. Anadolu'da bildiğimiz kültür yeni bir biçim alıyor. Daha farklı bir ekonomik modele, sosyal modele dönüşüyor. Yeni bir mimari, yeni bir yaşam anlayışı gelişiyor. En başından itibaren dal örgü ahşap mimari var. Dörtgen planlı yapılar, üzerini kerpiç çamuruyla sıvıyorlar ve kırma çatılı yapılar söz konusu. Bu binayı istediğiniz kadar yüzyıllarla inşaatabilirsiniz. Her ağacı değiştirebilirsiniz, alıp taşıyabilirsiniz, açabilirsiniz, uzatabilirsin. İlerleyen dönemlerde hane bazlı bir yaşam modelinin bölgede yaygınlaştığını düşünebiliriz. Ocakları var, fırınları var, depoları var, ambarları var. İki katlı binaları var. Yani ev bütün Anadolu'nun yaşam geleneğini getiriyor. Bazı ritüellerle ilişkilendirilebilecek sembolik ögeler var tabii ki. Bunların başında figürünler geliyor. Bazı bezemeli kemik objeler var. Gene bunların benzeri taş objeler var. En azından sosyal sınıf farkı gözükmüyor. Ama bütün figürünlerimiz kadın, doğru. Ama hepsi kırılarak atılmış. Bir ağzı yok mesela. Nasıl yorumlamak isterseniz yorumlarsınız. Köşeli kaplar var, çok ayaklı mesela. Çanak çömleklerde de sütle ilgili kalıntılara rastlandı. En önemli farklılıklardan birisi de mesela bizde okucunun olmaması. Bilgi ve buna ilişkin teknoloji en başından itibaren çok gelişkin düzeyde. Bu da yaşam biçiminin zaten buraya hazır olarak geldiğini düşünmemize sebep olan en önemli neden. Höyükler çok dinamik yapılara sahip yerleşim birimleri. Ama en önemli özelliği herhalde üst üste katmanlaşma göstermesi. Yani yapının içi boşaltılmadan içerisindeki buluntularıyla birlikte sanki yaşamın durdurulurcasına yakıldığını görebiliyoruz. Çok oturmuş bir takım kavramlar söz konusu. Bunların arkasında da güçlü bir sosyal sistemin olması lazım. Balkanlar ya da aşağı bunlar özelinde konuştuğumuz zaman yapılar arasında, kullanılan eşyalar arasında, işte depolama birimleri açısından bir farklılık göremiyoruz. Bu da hani toplum içerisinde bir eşitliğin olduğunu gösteriyor. Savaş ya da şiddetle ilgili çok somut kanıtlardan bahsetmek güç bu bölge içinde. Doğal çevreden de yararlanıyor elbette ama besin üretimini yapan yerleşik çiftçiler söz konusu. Benzerliklerin
giderek daha da netleşmesi, Anadolu'yla direkt bağlantıların olduğunu, Bulgaristan'daki pek çok yerleşimde çok yoğun bir iletişimin, çok dinamik bir yaşamın olduğunu gösteriyor bize. Başka açıdan baktığımız zaman burası Anadolu'da gelişen Neolitik taşrasıdır. Balkanlarla ilk kontak noktalarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve burası İsveç'e kadar gider, Finlandiya'ya kadar giden Neolitik'in çekirdeği hale geliyor. 4800'lerde, 4900'lerde terk ediliyor. Sürecin çok radikal kesintiye uğradığı anlamına gelmiyor. Avcı toplayıcı yaşam biçiminden tarıma geçişte ne değişti insan bedeninde? Neolitik insanı biraz nasıl diyelim, enfeksiyonel hastalıklar yaşadığını söyleyebiliriz. Özellikle eklem hastalıklarında, kireçlenmelerde boy uzunluğu 165 santimlere kadar kısalıyor. Ömür uzunluğu yaklaşık 30 civarında. Aslında Neolitik dönemle birlikte iş gücünün temel bileşenlerinden birisi, yaşı ne olursa olsun her bir insanın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi. Ama hani çocuk kavramını Neolitik'teki insanlar nasıl içini dolduruyordu onu söyleyebilmek güç. En bereketli, en bol olan yerde ilk defa yerleşik yaşam başlamış. O tetiği o çekmiş ve oradan küresel bir model çıkmış. Bereketli ilerde, yani yakın doğuda ortaya çıkan Neolitikleşme sürecinin tabii ki Orta Anadolu ile birlikte yeni bir ivme kazandığı, batıya taşındığı, Avrupa Neolitiğinde Anadolu'nun çok çok önemli bir rol üstlendiğini biliyoruz. Orada bilgi ve mal aktarımı gidiyor ve teknoloji aktarımı gidiyor. Çok az miktarda göç var, ana DNA gitmiyor ama kadınlar üzerinden mitokondril DNA'nın gidişi var. Büyük ölçüde Anadolu'da olgunlaşmış olan, kavramsal olarak Neolitik tanımını tamamlamış olan bir Neolitik Avrupa'ya giden. Olasılıkla Sakız'a, Midilli'ye ve diğer adalara insanlar yürüyerek gidebiliyorlar o dönemde. Vize de yok zaten. Kim gidiyor? Köylüler gidiyor, çiftçiler gidiyor. Sistem gitmiyor. Aşağı yukarı 7000'lerde başlayan göç hareketi M.Ö. 5500 yıllarında İngiltere'ye kadar geliyor. O bölgede olmayan buğdayı, arpayı görmeye başlıyoruz. Pek çok bilginin, ki bunlardan bir tanesi tarım bilgisidir, Avrupa'ya gitti. Zaten bilimsel olarak biliniyor. Malzemeyi almışlar, bilgiyi almışlar, teknolojiyi almışlar. Ama yaşam biçimini almak en zor şeydi. Yaşam biçimi içine doğmanız gerekir. En görülebilir göstergeler mimari, yaşam alanları. 5200'lerde ivmeli yapıya buluyorlar, geliştiriyorlar. O model İngiltere'ye kadar giden model. İskandinavya'ya giden mimari odur. Güney Asya'ya doğru. Yine tarımın yayıldığını biliyoruz. Yani Kafkaslar da var bunun içerisinde. İşte Orta Avrupa'da var, Batı Akdeniz'de var. Avrupa'ya giden Neolitik nitelik değiştiriyor. Zaman geçtikçe Batı'da yeni çekirdekler oluşmaya başlıyor. Bir sonraki yayılımın modelitelerinin, kurallarını, yaşam biçimini oluşturuyorlar. Avrupa'daki genetik yapı avcı toplayıcı topluluklarda farklıyken tarımla birlikte bu genetik yapı köklü bir değişime uğruyor. Barçınöyük'ten elde edilen antik DNA ve Yunanistan'daki başka bir erken Neolitik alanından elde edilen antik DNA'nın karşılaştırılması sonucunda Batı Anadolu ve Ege Neolitik toplumlarının ortak bir gen havuzuna ait oldukları anlaşıldı. Tepecik Çiftlik ve Boncuklu Höyük Neolitik yerleşkelerinden İnsan örneklerini çalıştık. Bunların genomlarını elde ettik ve literatürde elde edilmiş diğer mesela Avrupalı çiftçilerle, avcı toplayıcılarla karşılaştırdığımız hesaplamalı analizler yürüttük. Şunu net olarak görüyoruz. Avrupa'daki tarımcıların en yakın akrabaları Avrupa'nın yerli avcı toplayıcıları değil, Anadolu'daki tarımcılar. Almanya Neolitik toplumlarının genetik anlamda Ege ve Anadolu toplumlarıyla ilişkili olduğu ortaya çıkmış oldu. Son yıllarda yapılan bütün araştırmalar şunu da gösteriyor ki bu ilişki çok geniş bir ağ içinde yer alıyor. Yani Neolitik difüzyon dediğimiz şey kültürel değilmiş sadece. Bazı insanlar da fiziki olarak yer değiştirmiş. Bizim öncelikle Anadolu'da, Anadolu'nun farklı coğrafi bölgelerinde Neolitik dönemin kültürlerinin nasıl geliştiğini anlamamız lazım. Yerleşik yaşam başladıktan yaklaşık 3000 yıl sonra birden fazla şekil bölgede ortaya çıkıyor, olgunlaşıyor, daha sonra dünyanın başka yerlerine yayılıyor. Neolitik dönemdeki insan topluluklarının bugünkü tanımladığımız etnik aidiyetlerden herhangi birine dahil olduğunu söyleyemeyiz. Eventually, everything that is known in Europe these days, the very basis of its existence come from Anatolia. And then
to understand, you know, the relation between, you know, this region and Europe and how did the two actually stay in touch, and eventually the emergence of first religions, which is equally important. Parçalı dünyanın içerisinde gene yakın doğu, Anadolu ve Güneydoğu Avrupa, yani Ege ve Balkanlar entegre olmuş bir dünya gibi gözüküyor. Neolitik'te böyle kurumsallaşmış bir eşitsizliğin olduğunu, bir hiyerarşik yapılanmanın olduğunu düşünmüyorum. İlişkilerin ritüeller aracılığıyla düzenlendiği bir sistem hayal edebiliriz. Birbirleriyle dayanışma içinde yaşayan topluluklar. Paylaşımcı olmaları çok doğal. Çünkü paylaşmamanın ne demek olduğunu henüz öğrenmemişler. Barışçılar tabii. Çünkü daha henüz savaşı bilmiyorlar. Ezberimiz bozuluyor. Bozulmamış ezberimizin motifleri arka planda koşuyorlar hala. Ve bu kadar gelişkin bir toplumun içinde herkes bir stres ve savaş arıyor. Bana sorarsanız hiç öyle bir şeyin izini ben görmüyorum. Çok geniş bir bölgede ortak bir dünya söz konusu. Belki bunu biraz sorgulamak gerekiyor. Ortada bir sınır yok. Evet, sınırların olmadığı zamanların hikayesi bu. Milattan önce 4000'lerde büyük sel Mezopotamya'da. Sonra şehirler kuruldu. Sonra sınırlar çizildi. Sonra Artur'un ortaya çıkması ve daha da kötüsü Artur'un artı değere dönüşmüş olması, dünya ölçeğinde söylüyorum, paylaşılabilir birçok şeyin paylaşılmaz hale gelmesinin başlangıcı olur. Bir kere zaten tarımın neolitik dönemde ortaya çıkışı bütün insanın gidişatını değiştirmiş. Bu artı ürün daha sonra mülkiyete dönüyor, mülkiyet şehir devletlerine ortaya çıkıyor. Yani aslında zincirleme bir hikaye söz konusu oluyor. Çevrendeki gördüğümüz Çanakkale'deki neolitik dönemi, onun artı üzerine gelen Halaf dönemi, Mezopotamya uygarlıklarında Hasan dönemi, hepsine devam ettiğini biliyoruz. 3000 yılda Araplar giriyor. Sümer'in üzerine Akat dediğimiz Sami topluluklar girdi. Arkeolojik veriler milattan önce 2600-2700'lerde asıl alışverişin başladığını gösteriyor. Devletler ortaya çıktıktan sonra başlıyor. Neolitik dönemi takip eden kalkolitik, işte bakır çağı veya demir çağı gibi insanların geçim ekonomileri, yaşam biçimleri, kültürel gelişimleri, teritoryal bir takım anlaşmazlıklar, toplulukların bölgelerinde daha hakim olma ihtiyaçları. Orta kalkoliteye doğru artık belli sınıfların, grupların ortaya çıktığı, o artı ürünün bir yerde toplanıp onun organize edilmesi, kentleşmeye doğru adım adım ilerlendiğini söyleyebiliriz. Organize savaşma onun gerçek anlamda 5. bin yılın sonlarında bizim kalkolitik dediğimiz dönemi görmeye başlıyoruz. Tunç Çağı'ndan bildiğimiz tek bir otorite tarafından kontrol altına alınan bir tarımsal faaliyet ve ürünün tek bir ortak noktada toplanıp yeniden dağıtılması. Kalkolitik dönem dediğimiz dönemde farklı bir topluluk geliyor buraya. İlk Tunç Çağı ahalisi hep böyle işte silahlar ortalıkta konuşmaya başladı. Tablo tabii tamamen değişiyor orada. Ciddi hem sınıfsal işsizlik hem toplum içi, toplumlar arası şiddet çok daha net görülür hale geliyor. Thank you.
Bakayım. Bunlar çakmak taşı öbürleri yoksa yok istiyor.